İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gündem özel programda bu akşam Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile birlikte olacağız. Sayın Destici, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün Sivaslı, Sivaslı kardeşlerimizi, tabii bizi izleyen Türkiye'deki, dünyadaki bütün kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı da sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle, saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle biz de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Sayın Destici, seçimlere şurada bir hafta kaldı. İlk defa parlamento kararıyla değil de anayasaya gereği 1 Kasım seçim sürecine doğru gidiyoruz. Evet. Büyük Birlik Partisi olarak özellikle ayağınızın tozuyla geldiniz. Yoğun bir seçim kampanyası ve çalışmanız var. Özellikle şu son bir hafta kala seçim çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii öncelikle ben seçimin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize, adaylara, Sivas'ımıza hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah barış içinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde ve milli iradenin de evet eksik bir demokrasiyle, antidemokratik bir seçim yasasıyla seçime gidiyoruz ama inşallah milletimiz bu antidemokratik yasayı kendisi sandıkta demokratikleştirir, demokrasinin ve yeni anayasanın, demokratik anayasanın önünü açar diye ümit ediyorum. Bu ümidimi muhafaza ediyorum. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak 81 ilimizin 85 seçim çevresinde bir eksiksiz tamamında kendi adımızla, Büyük Birlik Partisi olarak kendi adaylarımızla seçime katılıyoruz. Ve şu anda seçim satım halinde de tabii en çok çalışan, en çok görünen, en çok faaliyet yapan siyasi partilerin başında geliyoruz. Kayseri'den geliyorum buraya. Coşkulu bir mitingimiz vardı bugün Kayseri'de. Bazı televizyon ekranlarında da yansıdı. Bazıları tabii bize ambargo koyuyorlar. Sadece bize değil, sadece iktidara çalışıyorlar. Başka hiç kimseye, AKP'ye çalışıyorlar. Başka hiç kimseye çalışmıyorlar. Buna dediğim gibi devletin televizyonları da dahil, işte havuz medyası diye adlandırılan televizyonlar da dahil. Ama dediğim gibi adaletten uzak duranlar, siyasi ahlakı elden bırakanlar, aslında geçmişte de oldu, bu kadar olmasa bile. Ama şimdi onlar siyaset sahnesinde yok, Adem Bey. Evet. Büyük Birlik Partisi var. Çünkü neden? Büyük Birlik Partisi'nin bir duruşu var, bir misyonu var, bir fikri var. Ve dolayısıyla da biz Büyük Birlik Partisi olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tabii beyannamemizi açıkladığımızda, adaylarımızı tanıttığımızda Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu bir, biliyorsunuz, destekle, siz de oradaydınız. Evet. Açıkladık ve o günden sonra da sahaya indik. Tabii sürenin kısıtlı olması bizi daha fazla tempo yapmaya da sevk ediyor. Genelde 3 ile biz bir günde 3 ilde faaliyet yapmayı çalışıyoruz. Sabah diyelim bir ilimizde yerel basınla ve adaylarımızla, parti teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. Oradan miting olacak ilimize geçiyoruz. Mitingimizi yapıyoruz. Akşam da işte bugün burada olduğu gibi ya bir televizyon programı ya da bir akşam salon toplantısıyla başka bir ilde partilerimizle bir araya geliyoruz. Tabii bu arada televizyonları sık bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Genel medyayı çok sık bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Tabii çok kısıtlı bir bütçemiz var. Çünkü biz devletten trilyonlar alan bir siyasi parti değiliz, hazineden. Dediğim gibi başka havuzlardan ya da işte başka kanallardan da bize bir para gelmiyor. Biz sadece kendi yöneticilerimizin, üyelerimizin, adaylarımızın desteğiyle, oluşturdukları bütçeyle seçim maratonunda yarışıyoruz. Tabii kısıtlı bir bütçemiz var. Her gittiğim ilde şunu görüyorum. Bütün billboardlar iktidar partisi tarafından kapatılmış vaziyette. İşte televizyon ekranlarının pek çoğu kapatılmış vaziyette. Gazetelerin sadece arka sayfaları yetmiyor. Çeviriyorsunuz, her iç sayfalarında da reklamlarla İktidar Partisi'nin kapatılmış vaziyette. Tabii böyle bir ortamda biz de
Dediğim gibi bütün gücümüzü sahaya yansıtarak, bu seçim satım haline yansıtarak fikrimizi, mücadele azmimizi de ortaya koyarak duruşumuzu sergilemeye çalışıyoruz. Ve Büyük Birlik Partimizi hem meclise taşımaya hem de daha güçlü bir şekilde kendisini ileriye taşıması açısından elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Tabii bugün Sivas'tayız. Sivas bizim için çok önemli. Onun için bugün burada inşallah sizle bu programı yaptıktan sonra, sabah da çeşitli temaslardan sonra Büyük Sivas mitingimizle yarın saat 13.30'da Sivaslı kardeşlerimizin huzurunda olacağız. Ve buradan da bütün Türkiye'ye ve dünyaya seslenme imkanı bulacağız, sesleneceğiz. Onun için ben bütün Sivaslı kardeşlerimizi yarın inşallah saat 13.30'da meydanda bizimle birlikte Büyük Birlik Partimizin Büyük Sivas mitinginde birlikte olmaya davet ediyorum. Sayın Destici, Sivas'ı açmışken, tabii ben programımızın ilerleyen bölümlerinde değinmeyi planlıyordum ama... Seni oraya getirdim. Estağfurullah Sayın Genel Başkan. Büyük Birlik Partisi için Sivas'ın önemi ve anlamı nedir? Sevgili izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Yani Büyük Birlik Partisi her zaman Sivas'a çok önemsediği şehirlerden, illerden biri. Tabii ben, onu sizden duymak isteriz. Tabii bizim kurucu liderimiz Muhsin Başkanımız Sivas'ın çok kıymetli bir evladıydı. Ben bir kere daha kendisini ve onunla birlikte hayatını kaybeden Erhan kardeşimi, Yüksel Kandit kardeşimi, Murat kardeşimi ve İsmail kardeşimi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Tabii Sivas Büyük Birlik Partimizin söğüdü. Yani nasıl ki Osmanlı Söğüt'te kurulmuşsa ve oradan Türkiye'ye, Anadolu'ya ve daha sonra bütün dünyaya, üç kıtaya hükmedecek bir şekilde gelişmiş ve büyümüşse, Büyük Birlik Partimiz de Muhsin Başkanımız tarafından, evet, resmi olarak kanuni bir zorunluluktan dolayı Ankara'da kurulmuş, genel merkezi Ankara'da olabilir ama Sivas bizim için hep her zaman söğüdümüz oldu. Ve hem rahmetli şehit liderimizin, Muhsin Başkanımızın sağlığında da bu böyledi. Bundan sonra da böyle ve bundan sonra da inşallah bugün de böyle, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Biz elbette ülkemiz için, milletimiz için, hizmet için yola çıkmışız. Türk İslam coğrafyasının tamamına hizmet etmek için yola çıkmışız. Ama tabii ki burada önceliğimiz Sivas'ımız. Sivas'tan başlayacak bu hizmetler ve ondan sonra bütün Anadolu'ya ve Türk İslam coğrafyasının tamamına yayılacak inşallah. Evet. Sayın Destici, tabii 1 Kasım seçimlerine doğru giderken maalesef 7 Haziran seçimleri sonrası artan terör olaylarıyla karşılaştık. Bugün hala ülkemiz son yaşanan Ankara'daki 102 vatandaşımızın patlama olayı, birçok vatandaşımızın, güvenlik görevlerimizin hayatını kaybetmesi şeklinde devam eden bir terör dalgasıyla karşı karşıya. Yürekler ağlıyor, analar ağlıyor. Böyle bir terör gölgesinde seçime gitmemizi nasıl karşılıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Tabii öncelikle bu Türkiye'yi yönetenlerin ayıbı ve kusuru. Bugün Kayseri'de de söyledim. 13 yıllık bir Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu iktidar eğer gerçek anlamda topyekün bir irade koyabilseydi, bir cesaret ortaya koyabilseydi, bugün Türkiye'nin PKK diye bir problemi yoktu. Ama bu iktidar tam tersine ne yaptı? PKK ile masaya oturdu. Müzakere etti. Bir takım pazarlıkların içerisine girdi. Şimdi biz diyoruz ki muhalefet olarak, Büyük Birlik Partisi olarak, bugün söylemiyoruz. Bugün birileri gündeme getirmiş olabilir. Biz bugün söylemiyoruz. Biz çözüm süreci başladığı günden beri söylüyoruz. Sizler de, Sivaslı kardeşlerimiz de bunun şahididir. Biz diyoruz ki, bir, bu çözüm süreci değil, bu bir pazarlık sürecidir. Bu bir müzakere sürecidir. Bu çözüm süreci değil, Sayın Genel Başkan, bu bir çözümle ve bölünme sözünüzü sürecidir. Sözünüzü şöyle keseceğim. Biz Ankara gazetecisiyim ben de, biliyorsunuz zaten biz. Çözüm süreci başlamadan önce bile partiniz, evet, özellikle mevcut iktidar partisi ve mecliste grubu bulunan HDP dışındaki partilere Büyük Birlik Partisi'nin terörle mücadele projesini ve çözüm yollarını sunmuştunuz. Tabii 2011 yılının, evet, Ağustos ayında, evet, sizler de Ankara'da gazetecilik yapıyordunuz o dönemlerde ve bunun şahidisiniz. Ve biz o zaman şunu söyledik, bu çözüm süreci değil. Yani
çözüm olsa hangimiz karşı çıksın? Hiçbirimiz karşı çıkmaz. Ve neticede orada bir anlaşma yaptı. Yani AKP ile iktidar partisiyle PKK masaya oturdular ve bir takım anlaşmalar yaptılar. Şimdi inkar ediyorlar. Yani işte Oslo'da efendim İmralı tutanakları, Dolmabahçe görüşmeleri. Biz hodri meydan diyoruz. Madem milletten gizlemeyeceğiniz, devletin varlığını tehlikeye atmayacak, milletin birliğini tehlikeye atmayacak bir müzakerenin, bir görüşmenin altına imza atmadıysanız açıklayın kardeşim. Milletten neyi gizliyorsunuz? Oslo tutanaklarını açıklayın. Hodri meydan. İmralı tutanaklarını açıklayın. Dolmabahçe tutanaklarını açıklayın. Bakın ben iddiayla söylüyorum. İşin özetini ortaya koyuyorum. Diyorum ki bakın burada ne yapıldı, neyin anlaşması yapıldı? PKK ne istedi AKP PKK'dan? Şunları istedi. Dedi ki bir, önce eylem yapmayacaksın. Eğer pazarlık gidiyorsak. İki, içerideki teröristleri dışarı çıkartacaksın. Sınır dışına. Üç, daha sonra silah bıraktıracaksın. Dört, biz bir takım yasal düzenlemeler yapacağız mecliste. Ondan sonra da tamamen siyasi düzlemde faaliyetlerine devam edeceksin. Peki dedi PKK. Çünkü neden? Zaten PKK bitme noktasına gelmişti. O Kazan Vadisi operasyonları, KCK operasyonları. Şimdi başbakan diyor ya, PKK'nın belini kırdık diye. İşte o zaman PKK'nın beli kırılmıştı. Şimdi değil. Şimdi tam tersine usta bir cerrah gibi onardılar PKK'yı. Kırık yerlerini de düzelttiler. Peki dedi PKK bunun karşılığında. Dedi ki tamam ben bunları yaparım. Ama dedi bir, APO'yu serbest bırakacaksınız. Üst düzey kadro KCK'larla birlikte. İki, ana dilde eğitim. Üç, özellik. Dört, Suriye'nin kuzeyinde PYD adı altında bir yapılanma, devlete kadar gidecek bir yapılanma. Ve bu süreçte bizim faaliyetlerimizi de görmezden geleceksiniz dedi. Bizim Güneydoğu'daki faaliyetlerimizi. Kesinlikle görmezden geleceksiniz ve işlem yapmayacaksınız. Şimdi hükümet dedi ki bunlar zaman içerisinde olur. Yani. Ve neticede ne yaptı? Bu süreç başladı. Bu süreci de millete kabul ettirmek için akiller diye bir heyet kurdular. Ve bu sürecin doğru olmadığını anlatan, bizim gibi gerçeği görenleri de siz savaş istiyorsunuz, siz barış istemiyorsunuz, siz şehit gelsin istiyorsunuz diye, siz inkarcısınız diye hep suçladılar ve milletin önüne attılar. Şimdi kendileri bizden daha fazlasını söylüyorlar. Sayın Destici, bildiğim kadarıyla çözüm değil, çözüme süreci diye o dönemde tek siyasi hareketiniz bildiğim kadarıyla. Bu çözüm sürecine karşı dik duran ve bu yönde programlar düzenleyen, paneller düzenleyen tek partiydiniz. Onlarca paneller yaptık. Onlarca konferans yaptık. Sadece ben ya da arkadaşlarım kendi partilerimiz değil, başka siyasi parti mensuplarında, çünkü bu bir millet meselesi, memleket meselesi, devlet meselesi. Onları da getirdik, konuşturduk. Emekli generallere Güneydoğu'da mücadele etmiş, onları getirdik, konuşturduk. Bilim adamlarını, fikir adamlarını, gazetecileri, hepsini getirdik, konuşturduk. Ve neticede bu sürecin bir çözüm süreci olmadığını biliyordum. Ve ne oldu işte bu süreçte ne oldu? Dolayısıyla da PKK bu süreci bir fırsata dönüştürdü. Ve burada yaralarını sardı. Eksik olan yerlerini tamamladı. Silahlandı. Ama en büyük kazanımı şu oldu. Meşrulaştı. Hem içeride meşrulaştı. Hem PKK'yı bu AKP muhatap aldığı için Güneydoğu'daki bizim Kürt kardeşlerimizin ve Anadolu'nun sair yerlerindeki Kürt kökenli kardeşlerimizi de önceden onlar PKK'ya terör örgütü olarak bakıyorlardı. Ve dolayısıyla da meşrulaştırınca onların yanına itti. Ve neticede HDP diye bir parti kurdular. Ve burada işte PKK'lılar, aşırı Marksist, Sosyalist, işte MHP partisinden tut da ezilen sosyalistlerin partisine kadar hepsi bir araya geldiler. Ve 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiler ve meclise tıkadılar, Türkiye'yi tıkadılar. Bakın hükümet kurulamadı. Peki şimdi sağa sola saldıran, bize saldıran iktidar bunun müsebbibi. Kendi Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali
kendi suçunu örtmek için sağa sola saldırmak ve suç atmak peşinde. Bunu yapıyor. Şimdi diyorlar ki, efendim niye 7 Haziran'dan önce bu saldırılar yoktu da şimdi bu saldırılar var? Çok basit. İşte bu anlattıklarım ve burada iktidar, AKP şu hesabı yaptı. Ben dedi, eğer eylemsizlik olursa PKK ile müzakere ederken Güneydoğu'da oyumu artırırım dedi. Tamam, orada artırırım. Batı'da da tutarım, düşmeyi engellerim. Eylemsizlik olunca, PKK eylem yapmayınca. Dolayısıyla da tek başıma iktidarımı hem de anayasayı değiştirecek şekilde bir çoğunluk elde ederim. Başkanlık sistemine geçerim. Ondan sonra da özerkliği veririm ve dönerim. Derim ki kardeşim, ben PKK ile masaya oturdum, çözüm süreci adı altında. Halk beni destekledi. Onun için ben bunları yapıyorum derim dedi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve neticede bırak oy kazanmayı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde %70'e yakın oylarını kaybetti. Yani Türkiye genelinde 10 kaybetti ama bölgede 50'den fazla oy kaybetti. 6 milletvekili çıkartmıştı. Diyarbakır'dan bir taneyi zor çıkartabildi. Van'dan bir tane milletvekilini zor çıkartabildi. Şırnak'tan 0 çekti. Hakkari'den 0 çekti. Muş'ta, Bingöl'de, Bitlis'te, efendim Mardin'de kaybetti. Tabii Büyükşehir Yasası'nın da onda etkisi var ama esas bu süreçten dolayı kaybetti. Batı'da da kaybetti. Neticede kimseyi inandıramadı çünkü sadece kendisinden başka. Herkes gördü zamanla bu işin PKK'ya yaradığını. Çünkü adam silahla geziyor, kimse dokunmuyor. Mahkeme kuruyor, kimse dokunmuyor. Vergi dairesi kurmuş, kimse dokunmuyor. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Dün akşam Gaziantep'te diyor ki, işte PKK hastane bombaladı diyor. Yani bunlar diyor, nasıl arkasında duruyorsunuz diyor, HDP'ye saldırıyor. Evet, doğrudur. HDP eşittir PKK diyen bizdik. Onlar çözüm süreci yaparken de bizdik. Onların şu anda bunu söylüyor olmaları tamamen suçlarını ve ayıplarını, yanlışlarını örtmek üzere konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı çözüm sürecini buzdolabına biz koyduk. Biz barış dedikçe onlar doğuda ve batıda örgütlenmişler, yapılanmışlar ve bu artan terör olaylarının geldiği son nokta diye söyledi. Hatta geçtiğimiz yakın günlerde de tekrar buzdolabından çıkartabiliriz gibi bir söylemde bulundu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bunu bu söylemleri Oslo'ya mı bağlıyorsun? Şu anda Oslo bildirgeleri ve polemi şu anda zirvede. Muhalefet partileri, sizin gibi hani muhalefet partileri Oslo tutanaklarının açıklanması yönünde hükümete sesleniyor ama Sayın Başbakan da siz açıklayın, bizim veremeyeceğimiz hesap yok gibi bir söylemde bulunuyor. Daha ilerisini söylüyorum Adem Bey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı çözüm sürecine bağlıdır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı çözüm sürecini çöpe attık diyemiyor. Buzdolabında diyor. Sayın Davutoğlu son terör örgütü üyesi kalana kadar mücadelemiz devam edecek diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki buzdolabında diyor. Yarın buzdolabından aşağı inince seçimde eğer AKP tek başına iktidarı elde ederse milletimizin, Sivaslı kardeşlerimizin hiç şüphesi olmasın. Kaldıkları yerden PKK ile pazarla devam edecekler. Ve olan bu millete olacak, bu devlete olacak. Onun için burada hem Oslo tutanaklarına tabii verdikleri sözler, çünkü bu Oslo sadece PKK ile AKP arasında olmadı. Burada gözlemciler var. Kim bu gözlemci? İngiltere. İngiltere'nin belirlediği bir yerde, İngiliz temsilcisinin de bulunduğu bir toplantıda bunlar, bu tutanaklar imzalandı ve bu tutanaklar garanti altına alındı. Onun için dediğiniz gibi buradan vazgeçemiyor. Onun için iktidarının bu sürece bağlı olduğunu biliyor. Bu sürece sadık kaldığı sürece, bu sürece sadakat gösterdiği sürece AKP iktidarda kalmaya devam edebilir. Bu süreçten vazgeçtiği anda biter. Bunu biliyor. Onun için vazgeçemiyor. Buzdolabında diyor. Yani kaldırdım, yırttım, çöpe attım diyemiyor. Çünkü kaptırmış, kolunu kaptırmış. İktidarda kalmak için kolunu kaptırmış. Peki Sayın Destici, şu anda Sivas'tasınız. Milli mücadelenin, evet, ve milli iradenin başlangıcı olan bir yerdesiniz. Ve buradaki alınan kararlarla Sivas Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.
Peki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın Sivas'tan ötesine giremezlerdeki sözü bu ileride olabilecek özellikle bir alakalı mı? Yani bir sınır derken orada bir devlet kurulacak anlamına gelen söylemlerden bulunuyorlar. Oslo'dan, Dolmabahçe'den anladığımız şeyler bu mu? Bunu mu ima ediyorlar? Şimdi bakın, onların bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Fakat verilen söz şu, özellik. Yani başkanlık sistemini alacak, devlet başkanlığını Türkiye'nin bir bölgesi özerk haline gelecek, eyaletler sistemine geçilecek. Bunu yapacaklar. Yani verilen söz bu. Ama bir önce söylediğim gibi evdeki hesap çarşıya uymadı. Tabii Amerika'daki millet, gibi her eyaletin kendi kanunu olacak. Belki bize vize uygulayacaklar. Tabii valiler, evet. Valileri halk seçecek. Merkezi yönetimden atanmayacak. Yani üniter yapı yok edilecek. Yani anayasa, mevcut anayasanın ilk 4 maddesi yok edilecek. Yani sadece başka maddeler de var. Mesela işte Türklüğün oradan çıkarılmasından, Türklük kimliğinin çıkarılmasından tutun da işte toprak üniter yapının muhafaza edilmesine kadar pek çok değişecek maddeler var. Hatta çok ilerisini söyleyenler var. Yani bayrağın bile değişeceğine kadar, yani bununla ilgili hatta bir iki yerde PKK'nın siyasi sözcüleri dikkat ettiyseniz bunu ağızlarından kaçırdılar. Ve ona verilen bir takım yorumlarda da bazı gazeteci kılıklı kişiler, gazeteci kisvesi altındaki kişiler de canım ne olacak yani neticede işte onun yanına bir de sarı renk eklense ne olacak gibisinden ya da başka bir renk eklense gibisinden bir takım hülyalarını dile getirdiler. Şimdi dolayısıyla bu süreç gerçekten Türkiye açısından çok tehlikeli bir süreç. Yani şu anda bununla bağlantılı olarak mesela Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler. Yani siz bir taraftan PKK eşittir PYD diyeceksiniz ama öbür taraftan PYD'nin o bölgede büyümesine göz yumacaksınız. %10 bile varlığı yokken bütün bir bölgenin hakim gücü olmasına göz yumacaksınız. Amerika ile müttefik olmasına göz yumacaksınız. Meşrulaştıracaksınız. Salih Müslüm'ü buralara çağırıp görüşeceksiniz dış işlerinde. Sayın hastalarını alıp tedavi edeceksiniz. Kobani'ye geçişini de bu işte süre sağlamadın mı? Koridor açıp işte peşmerge adı altında PKK'ların geçişini sağlayacaksınız. İnsani yardım adı altında her türlü yardımı göndereceksiniz. Ve şimdi diyeceksiniz ki Amerika Birleşik Devletleri silah verince bu silahlar bize karşı kullanılırsa imha edilir. Kime karşı kullanacağını sanıyorsunuz ki? Yani şu anda IŞİD'e karşı kullanılıyor. IŞİD de zaten projenin bir ürünü. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir ürünü. Önce IŞİD diye bir şey mi vardı? Allah aşkına bundan 5 sene önceye gidelim. Yani 2011 yılına gidelim. Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerinin bozulduğu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı o dönemde işte birkaç hafta sonra Şam'da sabah namazı, Halep'te cuma namazı kılma konuşmalarını hatırlayalım. Suriye bizim iç işlerimiz. Biz gerekli görürsek müdahale ederiz dediği günleri hatırlayalım. O günlerde IŞİD mi vardı? O günlerde PYD mi vardı? Ve ne oldu ondan sonra? Özgür Suriye ordusunu efendim işte destekliyor Türkiye. O Özgür Suriye ordusunun içinden önce El-Nusra çıktı. O Özgür Suriye ordusunun içinden, muhaliflerin içerisinden Suriye'deki, daha sonra Nusra'yı da aratacak IŞİD çıktı. Bir baktık bir anda Musul işgal edildi. Bizim konsolosumuz ve güvenlik görevlerimiz rehin alındı. Daha sonra onları geri almak için Türkiye elindeki bir takım tutsakları takas yaptı. Ancak böyle kendi konsolosumuzu, başkonsolosumuzu ve güvenlik güçlerimizi IŞİD'in elinden alabildi. Ne yaptı IŞİD? Birden döndü geriye doğru. Irak'tan Suriye'ye doğru döndü. Türk milleti için çok acı olan bir de Süleyman Şah gerçeği var. Evet. Sırrı Süreyya Önder HDP Ankara milletvekili bir açıklamasında biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Davutoğlu PYD'ye Süleyman Şah türbesini taşıma sürecinde teşekkür etmiştir dedi. Bir yalanlama da gelmedi.
Şimdi orada o koridor diye bahsettiğimiz o koridorda Türk askerine PYD mi destek oldu? Nasıl oldu? Siz ne diyorsunuz? Vallahi onu Serok Ahmet'e sormak lazım. Yani ben bilmiyorum çünkü benim PYD ile bir ilişkim yok, bir irtibatım yok, bir konuşmuşluğum evet. yok. Ama bunun böyle olduğunu siz de söylediniz ve dolayısıyla da Sırrı Önder de bunu açıkladı ve hükümetten de bu konuda bir yalanlama gelmedi. Benim o günlerde hatırladığım sadece genel kurmaydan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiç kimseden destek almadan Türk Silahlı Kuvvetleri kendi gücüyle, kendi personeliyle bunu gerçekleştirmiş diye bir açıklama geldi. Ben o açıklamayı kıymetli ve değerli buluyorum. Ama şunu doğru bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada toprağını bırakarak Süleyman Şah Türbesi'ni hemen Türkiye sınırının o gün ben oradaydım. Evet. Ben o gün Suruç'taydım, sınırdaydım. Türbenin yeni inşa edildiği, getirildiği yeri de gördüm. Aynı araba Kobani'ye hemen onun karşısına, sınır karşısına gittim. Oraları da gördüm. O gün oradaydım ben. Yani o gece operasyon yapıldığında sabah ben o bölgedeydim, sınırdaydım Adem Bey. Evet. Dolayısıyla hatta o zaman şunu söylemiştim. Şimdi buraya getirdiniz. Yarın burada da diyelim ki bir saldırı ihtimali çıktığında bu sefer de Söğüt'e mi götüreceksiniz? Dede ile torunu buluşturduk. Efendim naralar atarak, kutlamalar yaparak Süleyman Şah'la Ertuğrul Gazi'yi buluşturduk deyip herhalde Söğüt'e, bundan sonra herhalde Söğüt'e götürürler diye düşünüyorum. Şimdi esas mesele şu. Yani IŞİD hemen birden döndü. Bir önce sözümüz yarım kaldı. Suriye kuzeyine doğru. Orada bir takım işte Aynar Araba Kobani'ye, efendim Tel Abyad'a bir takım yerleşim birimlerine saldırıyor. Ele geçiriyor. Sonra PYD geliyor Amerikan desteğiyle. Hava desteğiyle, şimdi yerden de destek vermeye başladı. Silah desteği de vermeye çalıştı. Şimdi Rusya da girdi devreye. Ve ondan sonra PYD. Bir baktık ki PYD Amerika'nın müttefiki oldu. Biz de Amerika'nın müttefikiyiz. Yani bu iktidar, AKP iktidarı, PYD eşittir PKK. Kim söylüyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanı. Kim söylüyor bunu? Sayın Başbakan. PYD eşittir PKK. O zaman PKK Amerika ile müttefik oldu. Türkiye de Amerika ile müttefik, stratejik ortak. Dolaylı yoldan Ahmet Davutoğlu'nun Sayın Başbakan'ın dediği gibi, dedi ya hani biz IŞİD'le 180 derece değil, 360 dereceyiz dedi. 360 derece biliyorsunuz buluşuyor yani. Aynı noktada evet. buluşuyor. PYD ile de yani PKK ile de Amerika'nın üzerinden Türkiye'yi müttefik hale getirdiler. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değil. İşte bütün bunlar çözüm süreci diye millete yutturulan, milletin aldatıldığı, kandırıldığı, milletin evlatlarının canıyla bedelini ödediği, milletin geleceğinin karartıldığı, kardeşliğinin sona erdirilmeye çalışıldığı, devletin bütünlüğünün tehdit altına alındığı bu sürecin sonudur. Türkiye bütün bunları yaşıyor. Ve ne diyor şimdi iktidar? Sanki hiç buralarda dahli yokmuş gibi. Sanki bütün bunları başka birileri yaptı. Uzaylılar geldi yaptı sanki bütün bu PKK'yla Oslo görüşmelerini, İmralı görüşmelerini, Dolmabahçe görüşmelerini. Birden efendim seçimde beklediği neticeyi alamayınca dedi ki artık filmini çekersiniz çözüm sürecinin dedi HDP'lilere, PKK'lılara. Bizzat başbakan yardımcısının ağzından bunu duyduk. Peki dedi PKK'da öyle mi? Zaten ben istediğimi aldım dedi. Ben güçlendim, eksik yerlerimi tamamladım, silahlandım, Amerika'dan desteği alıyorum, Rusya'dan desteği alıyorum, Batı'dan desteği alıyorum dedi. Bu süre içinde mayınları döşemiş, yolları kesmiş, her şey hazırlığını yapmış. Birden askerlerimize ve polislerimize saldırmaya başladı. Neticede olan bu. Evet. Yani AKP hükümetinin yanlışının, hatasının, kusurunun büyük hatasının ama bunlar küçük hata değil. Bunlar milletin bekasını ilgilendiren şeyler. Bu millet görürseniz ölüyor. Ülkenin güvenliği, özgürlüğü ve refah anlamında çok evet. önemli konuları açıklıyorsunuz. Açıklamaya da devam edeceksiniz. İzin verirseniz kısa bir reklam Tabii. arası verelim. Tekrar. Tabii, sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz.
Sevgili izleyiciler, gündem özel programında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile gündeme ilişkin konuları konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, reklam öncesi isterdik ki tabii bu ülkenin güvenliği, özgürlüğü, refahı tartışılır bir halde değil de partilerin projeleri anlamında konuşalım. Terörle ilgili, özellikle dış politikayla ilgili, Suriye ile ilgili değerlendirmelerinizi yapıyordunuz. Bu değerlendirmelerinizin ışığında ayrıca da geçtiğimiz günlerde HDP eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ daha önce açıklamıştı. Biz sırtımızı İmralı'ya, PYD'ye ve PKK'ya dayıyoruz diye. Bununla da yetinmedi. Hükümete de tavsiyemizdir. Onlar da PYD'ye sırtını yaslasın demişti. Son bu yaşananlar ışığında Sayın Yüksekdağ'ın bu açıklamasını da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere ben HDP'yi, HDP'nin yöneticilerini muhatap almıyorum. Yani sınırımız neresi? Terörle ve şiddetle aralarına mesafe koymadıkları sürece Büyük Birlik Partisi'nin muhatabı olamazlar. Büyük Birlik Partisi onları gündemine alıp değerlendirmez. Çünkü onlar PKK'nın sözcüleri. Onu söylemiş olmasıyla ben onun sırtını oraya dayadığını öğrenmiş değilim. Zaten biliyordum. Çünkü terörden ve şiddetten besleniyorlar. Terörün ve şiddetin sayesinde büyüdüler. Bakın, Ankara'da bir patlama oldu. Yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Yüzlercesi şu anda yaralı hastanelerde. Ve HDP'ye yakın ve sol grupların ağırlıklı olduğu bir eylemde oldu bu. Yani TÜRMOP, KESK, DİSK ve TÜRMOP'un Tabipler Birliği'nin düzenlediği bir eylemde oldu. Adı da barış eylemiydi. Şimdi buna HDP ve HDP sözcüleri çok sert açıklamalar yaptılar. Hükümetin zafiyetinden, ihmalinden bahsettiler. Biz de hükümetin zafiyetini, ihmalini dile getirelim. Onlar bir üste çıktılar. Asıl niyetleri olan devlete vurmaya başladılar. Milletin birliğine vurmaya çalıştılar. Ama samimi değiller. İstismarcılar. Ve o günlerde bile böyle gülen fotoğrafları, işte o olay yerine giderken, olay yerinden çıkarken, miting alanına giderken birbirleriyle şakalaşır, gülen fotoğrafları da kamuoyuna yansıdı ve samimiyetsizliklerini ortaya koydu. Şimdi o verdikleri tepkiyi, bundan iki hafta önce 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde, eşinin yanında şehit edilen polis Salih kardeşimiz de şehit olduğunda gösterselerdi ya da eşinin yanında Diyarbakır'da astsubayımız şehit edildiğinde hain PKK tarafından o tepkiyi gösterselerdi ya da Iğdır'da polis aracına mayın bomba patlatılıp onlarca polisimiz hayatını kaybettiğinde şehit olduğunda gösterselerdi işte o zaman barış demokrasi sözcüğünü ağızlarına alabilirlerdi. Ama şu anda alamazlar. Onlar sahte barışçılar, sahte demokratlar, sahte insan hakları savunucular. Onlar PKK'nın sözcüleri. Dolayısıyla da onlar terörle aralarına mesafe koymadıkları sürece bizim muhatabımız olamazlar. Çünkü bir insan eğer gerçekten demokratsa, gerçekten insan hayatına değer veriyorsa, barıştan ve kardeşlikten yanaysa o zaman bizim gibi duracak. Ölçüsü net olacak. Yani terör kimden gelirse gelsin. Ve kime karşı yapılırsa yapılsın. Bakın Ankara'daki patlamadaki terörün muhatapları bizim fikrimize aykırı karşımızda olanlar. Olabilir. Bir insanla aynı etnik kökenden, aynı mezhepten olmayabiliriz. Aynı siyasi fikre sahip olmayabiliriz. Ama biz ona insan diye bakarız. Ve terör saldırısı kime karşı yapılırsa yapılsın, şiddet kime karşı uygulanırsa uygulansın, biz aynı netlikte dururuz. Siyasi tartışma başka bir şeydir. Fikir tartışması başka bir şeydir. Farklı partilerde olabiliriz. Ama bu ülkenin insanları, ama PKK ve onun siyasi sözcüleri HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini tanımıyor. Üniter yapısını tanımıyor. Bölmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben onlara muhatap olmam. Bugün de mesela Demirtaş'ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları var. İşte Gür Oymak'ta, Bitlis'te, efendim işte bir takım din adamlarıyla bir araya geldi. Çünkü şirin göstermeye çalışıyorlar. Ve orada işte Medine Sözleşmesi'nden bahsediyor.
bir kere o kadar cahil ya da o kadar kurnaz, yani o kadar sahneci ki, Medine Sözleşmesi Müslümanlarla, Müslümanlar arasında bir sözleşme değil ki. Müslümanlarla Yahudiler arasında bir sözleşme. Sen gayrimüslim misin? O zaman gayrimüslim olduğunu açıkla. Eğer Müslümansan, Medine Sözleşmesi Müslümanla Müslüman arasında yapılmış bir sözleşme değil. Milleti aldatmayın, milleti kandırmayın. Onun için bizim onlara bakışımız net. Biliyoruz. Peki Ankara'da bir güvenlik zafiyeti oldu mu sizce? Çok tartışıldı biliyorsunuz. Güvenlik zafiyeti var, yok şeklinde. Geçtiğimiz günlerde mitin... Güvenlik zafiyeti olmadığını kim söylüyor ki? Kim söyleyebilir ki? Mitin de bir belgesi çıktı biliyorsunuz. İlgili valilikleri ve emniyeti uyarıcı. Herhangi bir patlama olay olabilir diye. Bir de mitin bu olaydan sonra biliyorsunuz bir de raporu çıktı. Yani uyarması yetiyor mu? Uyarması yetiyor mu? Şimdi uyarması yetmez ki. Önleyici tedbirler alacak. Eğer Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi bu canlı bombalar önceden tespit edilmişse, bunların isimleri biliniyorsa, hatta bunlardan bir tanesi gözaltına alınıp sorgulanmış, ailesi tarafından bir de bildirilmiş, yani bu bizim çocuğumuz canlı bomba, işte kardeşi de olmuş diye bildirildiği halde, sen bunun tedbirini alamıyorsan, bunu önleyemiyorsan, ihmal yok, zafiyet yok, nasıl denebilir? Sayın Başbakan geçsin bir de muhalefet tarafından konuşsun. Bakalım o zaman neler dökülecek ağzından. Ya da geçsin orada, bakın ben bugün buraya gelmeden önce televizyonda bir haber izledim. O patlamada ölenlerden bir tanesinin eşi 5 çocuğuyla birlikte kalmış. Muhtemeldir ki orada hayatını kaybeden kişiyle bizim hiçbir siyasi bir benzerliğimiz yok. Tamamen zıttız. Ama yüreğim dağlandı. Yani o anneyi 5 tane kız çocuğuyla, kızla yaralı çocuklar ve kız erkek fark etmez, 5 çocuğuyla kalmış ve bizi diyor gelip devletten hiç kimse halimizi, hatırımızı sormadı diyor ya. Bir tane burada Sivas'taki cenazeyi yine izledim. O kızımızın feryadını, babasını kaybetmiş. Evet. Yani gerçekten yürekler dağlandı. Yani hepsinin acısı. İnsan ya, nihayetinde insan. Alevi olabilir, Sünni olabilir, Türkmen olabilir, Kürt olabilir, Zaza olabilir, Çerkez olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Bu vatanın bir evladı nihayetinde. A partili olabilir, B partili olabilir. A sendikasına, B sendikasına mensup olabilir. Bunların hiçbir önemi yok. İnsan, insan. Değil mi? Evet. Yaratılanı severiz, yaratandan öteri. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatamadılar Ankara'da. Peki. Güneydoğu'da da polislerimizi, askerlerimizi yani bir av gibi PKK'nın önüne attıkları gibi orada da insanımızı maalesef koruyamadılar. İhmalin, hatanın, kusurun, zafiyetin babası var, babası. Bunu da daha önce söyledim. Ve Sayın Başbakan, ilgili bakanlar hiçbir şeyleri yokmuş gibi pişkin pişkin gülmeye ve orada oturmaya devam ediyorlar. İki tane şube müdürü emniyetçiyle. Emniyet müdürüne zaten hep böyle olur. Fatura memurlara kesilir, alttakilere kesilir, gariban polislere kesilir. Tamam mı? Bütün fatura bunlara kesilir. Yerleri değiştirilir. İşte açığa alınırlar. Bir şeyler olur. Faturayı onlar öderler. Yine faturayı polislerimiz ödedi. Emniyetçilerimiz ödedi. Ama burada hatanın, ihmalin, kusurun, zafiyetin babası olduğunu Sayın Başbakan da biliyor. Adam Adıyaman'dan kalkıyor. Yüzlerce kilometre yol geliyor. Ve Ankara'nın girişinde iniyor, bir taksiye biniyor. Oradan gidiyor, mükellef bir kahvaltı yapıyor. Oradan bir daha taksiye biniyor. Olay yerine gidiyor ve kendini patlatıyor. Bütün bunlar Ankara gibi başkentte. Her tarafın mobeselerle kontrol edildi. Senle biz orada bir şey yapmaya kalkalım bakalım. Bir evet. Şey yapmaya kalkalım bakalım. Bizi iki dakikada yakalıyorlar mı, yakalamıyorlar mı? Demek ki burada bir zafiyet var. Ve bunun sorumlusu da siyasi iktidardır. Biz seçim hükümetiyiz diye bu işin içinden sıyrılamazlar. Sen seçim hükümetiysen o zaman Merkel'le ne konuşuyorsun? Sen seçim hükümetiysen şu anda taşeron işçilerin durumu iyileştirilsin diye talimat verdim diyor. 13 yıldır taşeron işçiliği kuran sensin. 2 milyon işçilerini taşeron işçi modern köle yapan sensin. Seçime giderken oy devşirmek için
taşeron işçilerle ilgili talimat verdim. Yani taşeron işçiler de buna kanacak. Bu kadar saf taşeron işçiler. Ne yaşadıklarını, neyle uğraştıklarını bilmiyor gibi. Yani orada... Bu taşeron işçilik hangi hükümet döneminde gelişti, büyüdü? Adalet ve Kalkınma Partisi. E peki nasıl kadro verecek? 100 bin bile değilken sayı şu anda 2 milyon oldu. Bu arada AKP döneminde 2 milyon oldu. Yani niye yaptılar bunu? Kendilerine işte miting alanlarını doldurmak için. Efendim işte oy almak için. Çünkü herkes biliyor ki taşeron işçiler iktidar partisinin, AKP'nin referansıyla ancak işe başlarsın. Burada diyelim ki bir firmanın güvenlik işini ya da temizlik işini bir hastanenin, efendim bir devlet kurumunun diyelim ki bir firma aldı. Firma kendisi orada çalıştıracağı elemanları kendi seçemiyor. Yani iktidar partisinin A ilçesi ya da B ilçesinden geliyor liste, kardeşim bunlar çalışacak diyor. Bir kişi bile bazı yerlerde bana geliyorlar, anlatıyorlar o işverenler. Başkanım bir kişiye bile bize kontenjan verilmiyor diyor. 40 kişi de, 50 kişi de, 100 kişi de. Yani bütün bunları biliyoruz. Çıksınlar hadi bunlar yalan desinler. Haktan, adaletten, hukuktan bahsedenler. Bunu hadi çıksın desinler ki bu yalan desinler. Hadi çıksınlar. Cesareti varsa çağır AK Parti'nin bakanını, milletvekilini, meclis başkanı söylesinler. Hadi bu yalan desinler. Diyemezler. Diyemezler. Hadi desinler. Diyemezler. Her işlerinde haksızlık şu anda, her işlerinde hukuksuzluk, her işlerinde adaletsizlik, her işlerinde ayrımcılık, her işlerinde kayırmacılık var. Sayın Destici, 7 Haziran seçimlerine baktığımız zaman özellikle iktidar partisi, muhalefet partileri seçim beyannameleri, özellikle ekonomik vaatleri noktasında çok eleştirdi. Ama şimdi 1 Kasım seçimlerine şurada bir hafta kaldı. İktidara baktığımız zaman bir anda ekonomik vaatleri zirve yaptı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan bekarlara dahi seslendi. Biz size evlendireceğiz. Ta o noktaya kadar geldi. Yani muhalefete askeri ücret, emekliye verilecek paralara kadar kaynak nerede sorgusunu yapan hükümet bir anda böyle anormal derecede. Peki bir... Peki size göre sebebi ne? Yani sebebi şu anda 13 yıldır iktidardı. Bunları veremeyen bir iktidar. Vakti ki 7 Haziran'da millet bir ders verdi. Evet. Bu dersi böyle muhalefeti uçuk vaatlerde eleştiren iktidar bunun iki katı belki de daha fazla vaatlerde bulunmaya başladı. Biz bir disiplin içerisinde gidiyoruz diyorlardı. Her şeyimizi ölçüyoruz, biçiyoruz diyorlardı. Hatta 7 Haziran seçimleri öncesi şimdiki Maliye Bakanı bile bir muhalefet partisinin ekonomik vaatlerine bunu uygulasın, ben de onlara oy vereceğim demişti. Ama şimdi kendi ekonomik vaatlerine baktığımız zaman hakikaten muhalefeti de aşmış durumda. Yani aşmış durumda. Şimdi siz samimi buluyor musunuz bu iktidarın bu davranışını, bu vaatlerini? 13 yıllık iktidarı döneminde işte saydınız, atanamayan öğretmenler var, taşeron işçiler var. %10 aşan bir işsizlik var, istihdam yok, üretim yok. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz, nasıl bakıyorsunuz bunlara? Bir kere tabii iktidar partisinin bu tür vaatlere yönelmesinin birinci sebebi iktidarı kaybetmiş olması. Tekrar iktidarı nasıl elde ederimin için her yolu mübah gören, makyavelist ve pragmatist bir anlayışa sahip bir Adalet ve Kalkınma Partisi var karşımızda. Onun için yani her yolu mübah görüyor. Yani yeter ki beni iktidara götürsün. Sadece bunu yapmıyor. Fetvalar yayınlatıyor. İşte bir takım insanlara açıklamalar yaptırıyor. O partiden, bu partiden daha önce görev yapmış herkesi sanki büyük katılımlar oluyormuş gibi. Son 3 gün, 5 gün, 7 gün ya bir siyasi ahlaksızlıktır ya. Bir insan eğer seçime bir hafta kala kendi partisinden istifa edip bir partiye geçiyorsa, o da onu kabul ediyorsa bu siyasi ahlaksızlıktır. Ben şahsen bana da katılsa kabul etmem. Çünkü kardeşim seçime bir hafta kal. Adam olan adam. Sen duracaksın. Seçime bir hafta kala parti değiştireceksin. Bu siyasi ahlaksızlıktan başka bir şey değildir. Ha hiçbir görevi yoktur. Gelir o partiye oy verdim. Bu seçimde bu partiye oy vereceğim diyebilir. Bu başka bir şey. Ama bir yerde yöneticiyse, adaysa, efendim yani
o partiyle ismi anılmışsa, öyle bir şey yapıyorsa orada ne vardır? Ya bir menfaat vardır, ya bir baskı vardır, ya bir tehdit vardır, ya da bir menfaatlenme vardır. Yani ya şimdi ya da gelecekle ilgili bir takım vaatler yapılmıştır. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi her yolu, her yöntemi deniyor. Yani adil midir? Hakka, hukuka uyar mı? Ahlaka uyar mı? Hiçbir ölçü yok. Ama bu ölçüsüzlük zaten sonlarını başlattı ve sonlarını getirecek. Bu ölçüsüzlük. Yani aday listelerine de baktığınız zaman, partiye kattıkları isimlere de baktığınız zaman, işte bugün Arınç, Sayın Bülent Arınç'ı dinledik. Yani Sayın Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 trafik diye adlandırılan 3 kişisinden birisiydi. Bugün Abdullah Gül de nezaketinden konuşmuyor. Yani benden bulmasınlar, Allah'larından bulsunlar diyor. İşin Türkçesi bu. Benden bulmasınlar diyor. Zaten gidiyorlar tepe taklak. Ben müsebbibi olmayayım diyor. Ben öyle okuyorum yani, tamam mı? Ama Bülent Arınç biraz daha hissi, duygusal, evet, ve açık. Vicdanının sesini dinleyebilir. Tabii konuşuyor. Yani evet, çok böyle hesap kitap yapmıyor. İçindekini söylüyor. Sayın Destici, siz muhalefet parti liderisiniz. Tabii bu özellikle seçim sattığı mahallinde özellikle belirli medyadan yer alamadığınızı söylüyorsunuz. Bir ambargo var diyorsunuz. Bugün Sayın Arınç da bundan yakındı. Yani gerçekten çok enteresan. Yani, evet. Yani ben bana bağlı TRT ve Anadolu Ajansı'na dahi çıkamıyorum 2 yıldır. 1 yıldır da AK Parti'ye yakın olan televizyonlar ve gazeteler benimle röportaj yapmıyor dedi. Nasıl biliyorsunuz bu açıklamasını? Şimdi bakın, bu gerçekten bir gerçeği. İtirafı. Biz bunu söylüyorduk da, evet, çok kamuoyu bunu satın almıyordu, gündeme getirmiyordu. Ama Sayın Arınç söyleyince gündeme oturdu. Bakın ben Cuma günü TRT'nin zorunlu çekimleri var biliyorsunuz. Yani yasal haklar var. Siyasi parti YSK genel başkanları. Yasa 82 anayasasını, yani hiçbir işlevi yok da millete saygısızlık olmasın diye. O gün çekimlere gittiğimizde bizi daha bir dakika vermemiş. Tamam mı? Biz ki büyük beyannamesini büyük salonlarda açıklayan, aday tanıtımını orada yapan 5-6 partiden bir tanesiniz. Gündemde olan şu anda Türkiye'de. Ve seçim sonucuna göre de Türkiye'nin 5. büyük partisiyiz. Yani hem yerel hem genel seçim sonucuna göre Türkiye'nin 5. meclisinin 1. partisiyiz. Bizi daha 1 dakika vermemiş. Şimdi o gün gittim oraya. Arabadan ineceğim. Kamera hazırlamışlar. Görüntüler alacaklar. Dedim ki çekme kardeşim. Beni çekme. Sen benim mitingimi gelip çekiyor musun? Sen benim toplantımı çekiyor musun? Sen benim haberlerimi bir saniye yayınlıyor musun? Bir kere çekim yaptırmadım. Özel. İkincisi, çay ikram. Dedim ki ben çayını içmem. TRT'nin çayını. Verin dedim. Yalçın içsin, Şenol içsin. Ondan sonra Nasuh içsin. Onlar içsin dedim. Tık sırıncaya kadar içsinler dedim. Nasıl olsa kendi devirler dedim. Suyunuzu da içmiyorum dedim. Arabadan suyumu da getirttirdim. Bu tavrınız devam ettiği sürece buranın suyunu da içmem, çayını da içmem, size özel röportaj da vermem. Ama Sayın Destici, sizin bizim vergilerimiz olan bir yer. Kendi ama, çayları değil, milletin çayı, milletin ama olsun, suyu. Ama olsun, onların elinden içmem. Evet. Onların vesilesiyle içmem. Onların bu tavrını sürdüğü sürece. Adaletsiz oldukları sürece. Kendi menfaatleri için, iktidara boyun eğdikleri süre için, onlar o makamlarda oturduğu sürece, bu anlayışlarını değiştirmedikleri sürece önce onlar bilecek. Orasının milletin olduğunu, devletin olduğunu, ona göre davranacaklar. İki kişi orada dik dursa, omurgalı dursa hiçbir iktidar oradakilere bu kadar baskı kuramaz, istediğini yaptıramaz, kendi çiftliği gibi at oynatamaz. İki tane yönetici dik duracak. Atadığım bir genel müdür dik durdu. Burası devletin televizyonu, milletin parasıyla dedi. Aldı değiştirdi, gelen de dik dursun. Bakalım yapabiliyor mu? Mesele onur meselesi, mesele haysiyet meselesi, mesele şeref meselesi, mesele omurga meselesi, mesele insanlık meselesi, mesele adamlık meselesi. Onun için bizim tavrımız burada net. Net bir tavır. Yani herkese karşı net bir duruşumuz var bizim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış kardeşim. Sayın Destici, özellikle Büyük Birlik Partisi'nin ekonomik vaatlerine geçmeden önce... Ha, diğer televizyonlara gelince... Yine devletin parasıyla satın alınan televizyonlar da onlar.
Birisi resmi devletin televizyonu resmi parasıyla, öbürü de havuzlardan gelen, ihalelerden gelen paralarla önce TMSF'ye, sonra istedikleri iş adamlarına kaydırılan televizyonlar. Hala şu anda devletin kurumlarında, yani milletin parasıyla aldıkları reklamlarla ayakta duran ve oradan da muhalefet partilerine her türlü hakareti, iftirayı yapan yorumcuların, televizyoncuların yorum yaptığı, tamamen iktidarın borazanlığını yapan 8-10 tane kanal var. Yani genel adları, evet, havuz medyası, yandaş medya diye biliyorsunuz literatürü öyle geçti ondan sonra. Şimdi bunlarda daha bir saniye hiçbirinde biz gözükebilmiş değiliz. Haktan bahsediyorlar, adaletten bahsediyor, kardeşlikten bahsediyor. Billboardlarda okuyorum AKP'nin sloganı. Sen ben yok, Türkiye var. O sloganın hiçbir anlamı yok, hiçbir inandırıcılığı, hiçbir karşılığı yok. O şu andaki uygulamalarıyla alakası yok. O sloganı değiştirmeleri lazım. Ne yapmaları lazım? Sen, o, şu, bu yok, ben varım demeleri lazım. Doğrusu AKP, evet, AKP'nin yaptığı uygulama şu, bu. Peki son zamanlarda özellikle... Bu sadece benim görüşüm değil. Evet. Muhalefetteki bütün partilere sorun. Yani kendileri dışındaki. Sayın Kılıçdaroğlu da 2,5 dakika bile şu son 2-3 ayda TRT'de haberim çıkmadı diye yakındı. Tabii. Geçtiğimiz günlerde. Yani ama ben onlara da şunu öneriyorum. Niye sessiz kalıyorlar? Ana muhalefet partileri, RTÜK'te üyeleri var. Binlerce insanlar gitsinler TRT'nin önüne. Eylem yapsınlar. Basın açıklaması yapsınlar. Niye haksızlık karşısında susuyorlar? Tavır koysunlar. Niye tavır koymuyorlar? Niye boyun eğiyorlar? Boyun, evet, eğmesinler. Ben onların sahip olduğu güce sahip olsam. Demokratik tepkilerini ortaya koysunlar. Evet, demokratik tepkilerini ortaya koysunlar. Evet. Niye sessiz kalıyorlar? Tabii onlar ana muhalefet partisi olduğu için sizden daha güçlüler. Sesleri daha gür çıkar diye. Tabii yani sorumlu. Hem RTÜK'te üyesi var. Ekranlarda, kamuoyunda daha fazla ses getiriyor, yer alıyor. Yüzden fazla milletvekili var mecliste. Hazine yardımı alıyor. Gücü var. Çok geniş, güçlü bir tabana sahip. Dolayısıyla da bütün bunları yapabilir. Yani bizim yaptığımız, bizim koyduğumuz tepkiyi niye koymuyorlar? Hepimiz, bütün muhalefet tepkiyi koysa yapabilir mi? Ya da o genel müdür o koltukta oturabilir mi? Evet. Evet. Söz tabii basından açılmışken, özgür basının son zamanlarda tabii baskılar çok ciddi boyutta arttı. Bazı basın kuruluşları bir milletvekili öncülüğünde basıldı, bir gazeteci evin önünde darp edildi. Sonra 7-8'e yakın kanal, özellikle özel kanallardan, Digitürk gibi, TVBu gibi, Kablo TV gibi, Türksel TV gibi yerlerden çıkartıldı. Şimdi de TürkSat'tan atılmayla, evet, karşı karşıyalar. Büyük Birlik iktidarında 1 Kasım'da özgür basına yönelik nasıl bir tavrınız olacak? Böyle bir muameleyle karşı karşıya kalacaklar mı? Asla. Olabilir mi? Biz şu anda bile bu konuda en net duruşu ve tavrı gösteren siyasi partiyiz. Ve Genel Başkan Yardımcımız gidip biliyorsunuz suç duyurusunda bulundu. Bu kamuoyuna da yansıdı. Bizim orada sadece tek bir ölçümüz var. Basın, medya, basın ahlak ve ilkelerine uymak kaydıyla özgürdür. Basın özgürlüğünün hiçbir şekilde tartışılamaz. Ve basın üzerinde hiçbir şekilde baskı uygulanamaz. Uymasa bile bunun yolu hukuktur, değil mi? Elbette. Yani bunun darp yolu etme, gidip, saldırma gidip değildir yani. Camlarını taşlamak değildir. Gidip, evet, efendim işte, eğer hukuka inanıyorsak, kanunlara inanıyorsak. Hukuka verirsin. Dediğiniz gibi yasalar neyi emrediyorsa herkes de onun karşısında boynunu eğer. Ama Türkiye, peki, maalesef şu anda bir hukuk devleti olmaktan süratle uzaklaşıyor. Bakın, bir sözü siz, ben ya da muhalefetten biri söylerse onunla ilgili soruşturma açılıyor. Ama iktidardan birisi söylerse onunla ilgili işlem yapılmıyor. En son örnek. Diyarbakır Baro Başkanı bir televizyonda PKK'nın terör örgütü olmadığını söyledi. Gözaltına alındı. Değil mi? Daha sonra, evet, adam dedi ki, adam beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben katılmıyorum sözüne. Beğenmiyorum. Yanlış da buluyorum. Hakkında yasal işlem yapılmasını da doğru buluyorum. Ama adam fikrinde ısrarcı ve dedi ki, evet siz beni diyor, aslanız da ben bunun böyle olduğunu söylüyorum diyor. Fikrini söylüyor. Öbür taraftan iktidar partisine yakın yazarlar o gazetelerde, o televizyonlarda
Bu sözleri söylemişler. Peki onlarla ilgili niye işlem yapılmıyor? Onlarla ilgili niye işlem yapılmıyor? Hatta bir MHP milletvekili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda evet. bulunmasına rağmen yayında. Yani yapılmıyor. Kendisi de terör örgütü değildir diye videosunu da yayınladı. Evet. Evet ama buna rağmen ilgilenmedi. Peki Sayın Varank'ın görüntüleri çıktı 8 ay önce. Özellikle özgür basına yönelik. Burada tabii biz herhangi bir basın sözcüsü değiliz ama meslektaşlarımız. Görüntüleri çıktı. Bunların TürkSat'tan atılması lazım. Bunlar bizim imajımıza ve duruşumuza karşı davranıyorlar. Görüntüler nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanının böyle bir söylemini nasıl buluyorsunuz? Yorumlamak daha istemiyorum. Çok çirkin, evet. Çok basit ve işte Türkiye'nin demokrasiden nasıl hızla uzaklaştığını ve otokrasiye doğru nasıl gittiğini hep birlikte görüyoruz. Ben bunu daha önce de söyledim. Yani Türkiye şu anda fiili olarak otokratik bir sistemle yönetilmeye çalışılıyor. Yani evet seçimler var ama halk adına seçilmiş kişiler halk adına yetkiyi alıyor ve tamamen kendisini yetkili görerek tekrar halka dönme, seçmene dönme, yasalara, kanunlara sadık kalma gibi bir şeyi aklın ucundan geçirmiyor. Hepsini kendisine bağlıyor. Şimdi öyle bir dönemi fiili olarak Türkiye'yi yaşatmaya çalışıyorlar. Tam bunu sağlayabilmiş değiller ama mesela bu seçimde eğer bir yetki geçirirlerse ellerine buna doğru hızla gidecekler. Bu gözüküyor. Bakın bizim burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Onlar bizim kardeşimiz. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetici kadrosuyla da bizim hiçbir problemimiz yok. Onlar bizim kardeşimiz. Ve dolayısıyla da memleket, millet meselelerini her zaman oturmuşuz, konuşmuşuz. Yine konuşuruz. Dolayısıyla da onlar bu memleketin evlatları. Ama maalesef iktidar partisi içerisinde öyle bir grup var ki bunlar tamamen Türkiye'de kendilerinden başka hiç kimse yokmuş gibi ve Türkiye onlara mahkummuş gibi, onlar olmazsa sanki Türkiye yok olacakmış gibi bir anlayışla sanki millet hiçbir şey bilmez, her şeyi kendileri bilirmiş gibi bir anlayışla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Ve bütün bunu yaparken de belki bilerek belki bilmeyerek millete ve devlete ne kadar büyük kötülük yaptıklarının da farkındalar mı, farkında değiller mi? Gerçekten bu konuda da şüphelerim var. Çünkü o kadar bizim değerlerimizle oynadılar ki en büyük kaybımız bu. Milli değerlerimiz. Yani işlerine geldiği zaman milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyebiliyorlar. Ama lazım olduğunda milliyetçiliğe sarılabiliyorlar. Efendim işlerine geldiği gibi İslami değerlerimizin sınırsızca istismar edebiliyorlar. Ama işlerine gelmediği zaman bunun karşısına durabiliyorlar. Dün başka bir şey söylüyorlar, bugün başka bir şey söylüyorlar. Her ikisinin de doğru olduğunu söylüyorlar. Kardeşim bunun bir tanesi doğru. Yani sen yapınca doğru, öbürü yapınca yanlış olmaz ki. Sayın Genel Başkanım, gündemde çok sıcak konu başlıklarımız evet. var. Çok konuşacak şeylerimiz var. Ama izin verirseniz kısa bir reklam. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Evet. Kısa bir reklam. Sevgili izleyiciler, gündem özel programında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi ağırlamaya devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Van'da Mantvinting'inde bir açıklama yaptı. Orada 1990 yılları ima eden Beyaz Toroslar açıklaması yaptı. Siz Sayın Başbakan'ın bu Beyaz Toroslar açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tabii söylenmemesi gereken bir cümleyi söyledi. Bana göre büyük bir gaf yaptı, hata yaptı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı sıfatıyla bunu söylemiş oldu bir siyasi parti genel başkanı olmanın yanında. Tabii burada iki anlam var, iki amaç var başbakanın sözünde. Birincisi şunu söylüyor, yani diyor ki,
yani oradaki Vanlıları aba altından sopa göstererek eğer biz iktidardan gidersek dolayısıyla da yine burada işte faili meçhullere hatırlatma yapıyor, gönderme yapıyor. Yine burada bu hukuksuzluklar olur demeye getiriyor. Ya sen milleti tehdit ederek bir taraftan diyorsun ki PKK milleti tehdit ediyor. Silah göstererek oy alıyor diyorsun. Sen aynısını yapıyorsun. Sen de Toros hatırlatması yaparak, faili meçhuller hatırlatması yaparak milletin oyunu almaya çalışıyorsun. Hizmetinle aysana kardeşim. 13 senede tek başına iktidarsın. Eğer Van'a sen dediğim gibi Vanlı'yı memnun edecek şekilde ülkeyi yönetmiş olsaydın, adam gibi orada terörü sonlandırsaydın, bugün senin Toros hatırlatmana ihtiyaç kalır mıydı? Kalmazdı. Dolayısıyla bu bir acziyetin ifadesidir. Öbür taraftan da bir başbakan tarafından bu sözün söylenmesi, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı olarak bu faili meçhullerin tamamını kabul etmiş oldu. Yani burada devletinin bir dönem yaptığı uygulamaları sen kabul etmiş oldun. Yani hatırlatma yaptın. Dolayısıyla da keşke böyle bir şey kullanmamış olsaydı. Ama Sayın Davutoğlu'nun bu ilk gafı ya da bu seçim döneminde ağzından çıkan ilk yanlış söz değil. İşte buna benzer bir şeyi biliyorsunuz Ankara patlamasında da söyledi. Önce dedi ki işte bu patlama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarını engellemek için yapılmıştır dedi. Bir hafta sonra dedi ki saldırıdan sonra oylarımız artıyor dedi. Yani sonunun nereye gittiğini... Bir iki puan arttığını da söyledi. Sonunun nereye gittiğini, lafın sonunun nereye gittiğini bilmeden bazı şeyler söylüyor. Hemen hemen her mitingde söylüyor. O zaman da birisi de çıkar der ki yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını engellemek için yapıldı dediğinde partilere karşı yapılmış olduğunu söylüyordu. Yani peki oyu artıyorsa o zaman rahmetli Mahir Kaynağ'ın tezinden gidersek ne diyordu Mahir Kaynağ? Bir olayın sonucu kime yarıyorsa fail odur. Ona bakmak lazım diyordu. Evet. O zaman eğer burada bu saldırı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne AKP'ye yaramış ve oyları artmışsa o zaman herkese ben Mahir Kaynağ'ın tezini hatırlatıyorum. Hepsi bu kadar. Peki Sayın Destici, ben bu Beyaz Toros açıklamasından yola çıkarak yani 90'lı yılları ima etmiş olsa dahi bunun karşılığı biliyorsunuz faili meçhuller. Bu iktidar döneminde şehit lideriniz Muhsin evet. Yazıcıoğlu ve onunla birlikte yol arkadaşları şehit oldu. Ve hala ölümünün üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen şimdiki meclis başkanımıza bağlı olan Genelkurmay Başkanlığı'ndan kaybolan yani verilmeyen hala o radar görüntüleri bir türlü alınamadı. Bundan evet. iktidara ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası kapatılma yönünde de büyük bir çaba ve gayret olduğu geçtiğimiz dönemlerdeki dava ve açıklamalarınızdan da takip ediyoruz. Gerek hanımefendi gerek siz ve avukatlarınız aracılığıyla. Muhsin Yazıcıoğlu davası ne aşamada ve hala o radar görüntülerini alabilmiş bir durumda mısınız? Hükümetin bu yönde davaya bakışı herhangi bir desteği var mı? Öncelikle şunu ifade edeyim. Son sorunuzdan ya da son cümlenizden başlayarak cevaplayayım. En son mahkemeye giderken Kahramanmaraş'a Atatürk Havalimanı'nda Ankara'da daha önce bu şehadet sürecini araştırmak için mecliste kurulmuş iki komisyon var. Her iki komisyonda da görev yapmış. Bir milletvekili, eski milletvekili arkadaşıyla karşılaştık. Eşi de yanındaydı. İşte merhabalaştıktan sonra işte hayırdır ne oluyor falan. Dedik işte biz mahkemeye gidiyoruz. Dedi ki ya o iş biraz zor dedi. Siz Büyük Birlik Partisi olarak. Aynen o milletvekilimizin söylediğini söylüyorum. Siz meclise girmeden, iktidarın ucundan tutmadan ya da iktidar olmadan o meselenin çözülmesi çok zor dedi. Niye dedim? Çünkü dedi, üç grup bu kastederek, yani AKP, MHP ve CHP. Dedi ki bunlardan bir tanesi dedi, işin ucu işte askere dayanır diye çok üzerine gitmiyor. Birisi bu işten devlet zarar görür diye bu işin üzerine gidilmesini istemiyor. Birisi de zaten kendi iktidarı döneminde olduğu için bütün hata, ihmal, kusur, suç her neyse hepsi kendine bağlı olan birimler tarafından yapıldığı için bu
Bu da bunun için istemiyor. Dolayısıyla bu üçünden de size hayır yok dedi. Bunu eski bir muhalefet partisine, bizim partimizden değil, muhalefet partisine mensup ya da iktidar partisine mensup bir milletvekili söyledi. İki dönem o komisyonda görev yapmış milletvekili söyledi. Yani şimdi bu seçim dönemlerinde özellikle iktidar partisi ya da iktidar partisine menfaat için, koltuk için, makam için geçmiş, bizde hasbel kadar geçmişte görev yaptı, geçmiş olanlar çok istismar ediyorlar ya bu şehadet sürecini, evet, ve Muhsin Başkan ismini. Ya da başka siyasi partiler işte özellikle Sivas'ta sokak sokak gezip işte biz bu meseleyi takipçi olacağız mecliste diye. Sırf oy avcılığı için. Peki siz 6 senedir meclistesiniz, niye takipçi olmadınız? Ya da sen 6 senedir iktidardasın, niye çözmedin? Yani milletin söyleyeceği söz bu. Sen 6 senedir o meclistesin, muhalefet partileri. Niye üzerinize düşeni yapmadınız o zaman? O meclisin şerefli bir üyesiydi. Dolayısıyla bunların tamamı camiamız üzerinde oy avcılığından, istismardan başka bir şey değildir. Biz bunları yanımızda görmedik. Dönemi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan herhangi bir destek gördünüz mü? Özellikle hava kuvvetlerinden bu radar görüntülerinin alınması yönünde herhangi bir çabası, gayreti oldu mu? Ben herhangi bir çabasına, gayretine şahit olmadım. Hiç. Yani şu anda meclis başkanımız kendisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ama ben bu konuyla ilgili herhangi bir çabasına, gayretine rastlamadım, şahit olmadım. Ama herkes iş lafa gelince, iş ekranlarda konuşmaya gelince, işte Muhsin Başkanımızla ne kadar yakın olduklarını, samimi olduklarını, hatta işte arkadaşlık boyutuna kadar götürecek şekilde çok rahat bir şekilde anlatabiliyorlar. Ama hukukuna sahip çıkmaya gelince orada hiç kimse yok. Yani şimdi dolayısıyla milletimizin, ben daha fazla şeyler de söyleyebilirim de, daha fazla şeyler söylemiyorum. Çünkü onların yaptığı istismarı, suistimali bu seçimlere bir hafta kala ben yapmak istemiyorum. Çünkü biz dediğim gibi Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece partimizin genel başkanı değildi. Bizim liderimizdi, benim liderimdi, ağabeyimizdi, arkadaşımızdı, can dostumuzdu. Yani dolayısıyla da bu konu tabii ki biz, siz kapatmaya çalışıyorlar falan dedim. Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle hiç kimsenin o dosyayı kapatmaya gücü yetmez. Ancak geciktirebilirler. Ancak öteleyebilirler. Yani dolayısıyla şu anda soruşturma, hem ana bir soruşturma dosyası var Kahramanmaraş'ta soruşturulan. Ayrıca bir mahkeme süreci var devam eden. Askeri savcılıkta süren bir soruşturma var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında üst dereceli memurlarla ilgili süren bir soruşturma var. Dolayısıyla biz parti, Büyük Birlik Partisi, cami olarak daha doğrusu, yani partisi, ocağı, efendim işte Avrupa Türk Birliği Federasyonu, Alpin Ocakları Vakfı, rahmetli şehit liderimizin eşi, efendim işte çocukları, ağabeyi, diğer şehitlerimizin eşleri, çocukları, hep birlikte avukatlarımız, en çok bu süreçte fedakarlık yapan hukukçularımız, hep birlikte bu süreci takip ediyoruz. Bir camiye olarak zaten böyle bir takip olmasaydı çoktan kapatırlardı. Arkasında Büyük Birlik Partisi, hukukçularımız, ailelerle birlikte durmasaydı zaten çoktan birkaç kere biliyorsunuz bunu kapatmak için tevessül ettiler. Belli savcıları burada kullanmaya çalıştılar. Fakat biz itiraz ederek bütün bunları önledik, engelledik ve durdurduk. Dediğim gibi bu dosya elbet bir gün aydınlanacak ve bu şüpheler aydınlatılacak ve gerçekle milletimiz yüzleşecek, gerçeği milletimiz görecek. Ama tabii biz istiyoruz ki mevcut iktidar, siz buraya niye geldiniz? İşte Toros hatırlatmasından geldiniz Sayın Başbakan'ın. Evet. O zaman birisi de helikopter hatırlatması yapar, evet, Sayın Başbakan'a. Efendim birisi de başka hatırlatmalar yapar. Çünkü bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde de pek çok faili meçhul olan ve aydınlatılamayan hadise var. Yani dolayısıyla da sen orada Toros hatırlatması yapacağına kendi iktidarın dönemindeki şu hadiseleri, şu faili meçhulleri bir aydınlat. Ondan sonra dön 1900'lü yılların başlarındaki 1900
efendim 90'lı yılların başlarındaki o faili meçhulleri hatırlatmıyor, ondan sonra dön. Evet. Yani birisi de der ki sen önce kendi döneminin pisliğini bir temizle der. Sayın Destici, geçtiğimiz günlerde 4 Eylül TV'ye şehit lideriniz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli eşleri Sayın Gülefer Yazıcıoğlu da konuk olmuştu. Evet. Özellikle biz şu soruyu sormuştuk. İşte Muhsin Yazıcıoğlu sağlığında yaşasaydı şunu yapardı. Sağlığında yaşasaydı şunu söylerdi. Bir de işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetti. Davası uğruna hayatını kaybetti. Siyasi hareketin Muhsin Yazıcıoğlu'nun ekseninden uzaklaştığı, belirli kesimlere angaja olduğu şeklinde iddialar var. Siz katılıyor musunuz dediğimde Muhsin Yazıcıoğlu'nu suikastini gerçekleştirenler onun ve yol arkadaşlarını ve siyasi hareketini bitirmeye çalışıyorlardı. Gülefer Yazıcıoğlu böyle bir söylem söyledi. Çok doğru bir tespitte bulunmuş. Çünkü özellikle Muhsin Başkan'ın vefatından sonra biliyorsunuz partimizin içi defalarca karıştırılmaya çalışıldı. Ve ilhak etmemiz istendi. Efendim işte iktidar partisinde partiyi kapatıp oraya katılmamız istendi. Ve biz bu teklifi kabul etmeyince, özellikle de daha sonra işte 17-25 Aralık'taki duruşumuz, oradaki duruşumuz da ne? Bir taraf olma duruşu değil. Biz haktan, doğrudan, yani diyoruz ki kardeşim bak bu kadar yolsuzluk soruşturmaları var. Bunlar aydınlatılsın. Bütün dediğimiz bu. Bütün dediğimiz bu. Aydınlatılsın. Önü kapatılmasın. Bakın mecliste niye koalisyon kurulmadı? Bunun bir sebebi de meclis çalıştırılmadı. Çünkü meclis çalıştırıldığı zaman ilk oylanacak, ilk gündeme gelecek buydu. Geçmiş yasama döneminde AKP'li milletvekillerinin oylarıyla efendim Yüce Divan'dan kurtarılan eski bakanlar Yüce Divan'la gideceklerdi. Çalıştırılmamasının en başta, koalisyon kurulmamasının en başta gelen sebeplerinden bir tanesi buydu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı süreci. Cumhurbaşkanlığında da biz istişareyle kurulmuş bir siyasi hareketiz. Bütün kararlarımızı istişareyle verdik. Ve neticede istişareden çıkan kararı ben açıkladım. Ama bu kararımız da hazmedilemeyince bir takım yaftalar yapılarak, vurularak bize, partimize bir takım işte itibarsızlaştırma operasyonları ve daha sonra işte partinin içinde koltuk sevdalısı, bir takım menfaatçi her siyasi harekette olur. Birisinde bir tanedir, birisinde 10 tanedir. Ama ben şunu biliyorum. Herkesin de üzerinde ittifak edeceği bir şey var. Herkesin. Hiç kimse, şimdi biraz sonra söyleyeceğim cümleye aykırı bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. O da nedir? Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı, diyorlar ya işte şöyle yapardı, evet, böyle yapardı. Bir tane bildiğim bir şey var. Ve herkesin ittifak edeceği bir şey. Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı, menfaat için, koltuk için, makam için inandığı davayı, partisini bırakıp gitmezdi. Tek bildiğim bu. Evet. Bunu onaylamayacak birisi var mı? Yok. Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanıyan, bilen herkes. Var mı? Evet. Bunu onaylamayacak. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'na bu teklifler yapıldı. Geçmişte ve Muhsin Yazıcıoğlu. Ben haksız milyonlara baş olacağıma haklı davamda tek başıma yürümeyi tercih ederim dedi. Biz de, bize teklif yapıldığında eğer makam, o teklife Sayın Destici, Sayın koltuk sevdalısı olsaydık o 2012 geleceğim yılında basına giderdik. Basına da yansıdı. Sayın, evet, dönemin başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı partinizi, evet, ziyaret ettiğinizde tek bir gündem maddesi sundunuz. O da şehit lideriniz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının aydınlatılması, evet, ve hukuki anlamda, hukuk anlamında destek verilmesi ve bu destek anlamında kendisinin çaba sarf etmesi istediğiniz, hukuk içerisinde ve demokrasi içerisinde bu yönde açıklama yapmasını istediğiniz ve kendisinde bu yönde bir açıklama yapmadığı iddia edildi. Doğru mu böyle bir iddia? Evet, doğru. Ben bunu zaten daha önce de kamuoyuyla paylaştım. Biz, neden imtina etti? Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki adayı da partimizi ziyaret ettiğinde her ikisine de şunu söyledik. Dedi ki bizim Büyük Birlik Partisi olarak henüz kararımızı vermedik. Sizle görüştükten sonra görüşmelerin neticesini parti kurullarına götüreceğiz ve orada istişare ettikten sonra karar vereceğiz dedik.
Burada ne istiyorduk? Bir, rahmetli şehit liderimizin olayının aydınlatılmasının sizin dediğiniz gibi hukuki olarak yasalar çerçevesinde arkasında durulması, destek verilmesi. İkincisi, çözüm sürecinin bitirilmesi, bu sürece istinaden APO'nun affedilmesi ya da özellik olmayacağına dair bize garanti verilmesi, Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin. Efendim işte üçüncüsü de özellikle şeyde Suriye'deki ve Irak'taki Türkmen varlığıyla ilgili, yani Suriye'nin kuzeyinin PYD'ye teslim edilmemesi. Biz bunları açık ve net bir şekilde konuştuk ve bu konuda da görüşmeden sonra basın toplantısında açıklama istedik. Ama mevcut Cumhurbaşkanımız şu andaki hiçbir açıklama yapmadan, bize de bu konuda olumlu bir söz söylemeden ayrıldı görüşmeden. Yani görüşme bittikten sonra gitti. Ve dolayısıyla da biz bütün bu kararlarımızı istişare ederken elbette ki o görüşmenin sonucu da bu kararı almamızda etkili oldu. Ama o çok geride kaldı artık. Yani daha evet. Oraya takılıp kalmanın bir anlamı yok. Sadece günü konuşmak anlamında söylüyorum. Şu anda da bakın bir hafta var seçimlere. Seçimlere kadar bu konuşulacak. Seçimlere kadar bu istismar edilmeye çalışılacak. Seçimlere kadar eski ne kadar Büyük Birlik Partili bulurlarsa geçirmeye çalışacaklar. İşte çok önceden Sayın görev destici, yapmış parti olacaklar. İşte AK Parti destekliyor açıklamaları yaptırılacak. Sayın Genel Başkan, sözünüzü kesiyorum ama. Ve neticede bu ne zamana kadar sürecek? Seçime kadar. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine doğru giderken işte Manisa'da bir Alperen Ocaklar il başkanı, farklı bir ilde bir öyle il bir başkanı. İl başkanı yok. Yani özellikle sadece büyük o yalan. Diğer partilerde böyle bir şey yok. Neden Büyük Birlik Partisi? Hayır, diğer partilerde de var. Diğer partilerde de daha var. Daha çok Büyük Birlik Partisi'nin üzerinde yani, bir oyun mu oynanıyor? Hayır, bak diğer partilerde de var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu siyasi ahlaksızlığı bütün partilere karşı yapıyor. Evet. Yani eğer internetten... Ama daha çok Büyük Birlik Partisi hayır, gündemde. Onu söyleyeceğim. İnternetten haberleri tararsanız onu net olarak görürsünüz. Yani Saadet Partisi'nden de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de özellikle bizim işte Büyük Birlik Partisi'nden de mesela en son dün Urfa'dan bir haber vardı. İşte dört partiden diyor şeye katılım diyor Urfa'da. İşte bakan da şey takmış, rozet takmış. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, işte Demokrat Parti ve HDP'yi saymış. Biz yokuz. Ne hikmetse orada biz yokuz yani. Çok enteresan. Kesin varız diyordum unuttular ama. Unuttular herhalde. Belki de unutmuşlardı evet. İsmini saymayı. Şimdi şuradan da kaynaklanıyor. Yani bizim çok gündeme gelmemiz. Bizden daha önce görev yapmış ama şu anda işte partimizde hiçbir ilgisi, ilişki olmaz, istifa etmiş. Efendim işte bir bakan var. Tarafsız evet. Güya kontenjandan ama il il gezip iktidar partisine oy isteme, siyasi ahlaksızlığını, nezaketsizliğini yapan bir bakan var. Camianızın devleti uzanan eli oldu iddia ediliyor. Öyle bir şey yok. Bizim camiamızla ilgisi yok. Herkesin bunu açık ve net bilmesi lazım. İkincisi de daha önce partimizde görev yapmış ve 2007 seçimlerinde parti ittifak yapmadı diye, Muhsin Yazıcıoğlu bağımsız gelip Sivas'tan aday oldu diye, rahmetli şehit liderimizi çok ağır sözlerle itham ederek partiden istifa etmiş ve şu anda da İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcılığı koltuğunda oturan kişi Zevat, daha sonra çıkıyor kendini meşrulaştırmak için. Diyor ki ben Muhsin Yazıcıoğlu ölene kadar yanındaydım diyor. Ve adam yalanla iman bir arada olur mu? Yalanla iman bir arada olur mu? Dürüstçe de ki adam ol dedim ben adam. Dürüstçe de ki kardeşim ben 2007 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ittifak yapmadığı için, beni meclise taşımadığı için artık oradan ümidim kalmadı. Ve dolayısıyla ben ayrıldım buraya geçtim de. Bu kötü bir şey değil ki. Ama niye yalan konuşuyorsun? Ve yalanına milleti inandırmaya çalışıyorsun elindeki iktidar gücüyle. Elindeki iktidar gücünü kullanarak bizim partimize yazı ocağımızda geçmişte görev yapmış insanları gidiyorsun bir takım tekliflerde bulunuyorsun. Zorda kalmış insanlar. Çünkü bu iktidar insanları çok zorda bıraktı. 75 milyon, 50 milyonu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Ben o çocuğu biliyorum Manisa'daki çocuğu. Yani girmek istemiyorum kimsenin özel hayatına. Evet.
Ama biz hepsini biliyoruz. Dolayısıyla insanların böyle zaaflarından faydalanarak, efendim işte insanların imkansızlıklarından faydalanarak, insanlara bir takım vaatlerde bulunarak bunları yapmak gerçekten siyasi ahlaksızlık. Yani. Ben bunları konuşmak bile istemiyorum. Bunların tamamını bizim tabanımız da biliyor, camiamız da biliyor, Sivas da biliyor, Türkiye de biliyor. Sadece şunu söylüyorum. Sadece şunu söylüyorum. Yani bunun yaptıklarının hepsi kendi aleyhlerine dönecektir. Dönmüştür de zaten şu anda. Çünkü biz sabırlı bir şekilde, biz partimizi, hareketimizi yaşatmaya, güçlendirmeye, meclise taşımaya, iktidar yapmaya, iktidar ortağı yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü milletimize hizmet etmek için, ülkemizde hizmet etmek için. İşte bu siyasi ahlaksızlıklara, efendim bu hırsızlıklara, yolsuzluklara, teröre, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe, eğitimdeki yanlışlara, bütün bu ülkemizin insanın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara son vermek için, millete hizmet için bunu istiyoruz. Dolayısıyla bizim bunlarla uğraşacak bir zamanımız da yok. Bunlara söyleyecek bir sözümüz de yok. Hasbunallah diyoruz. Allah bize yeter. Sayın kim ne yaparsa başkanım, yapsın. Yeri geldiği için kısa bir tarif yapmış gibi oldunuz gerçi ama kaç yıllık siyasi hareketsiniz? Bir de Büyük Birlik Partisi'nin kısa ve öz vatandaşlarımıza tanımını yapar mısınız? Siyasi tanımını. Amacı ne Büyük Birlik Partisi? Yani diğer soruları uzun uzun soruyorsun. Büyük Birlik Partisi'nin siyasi tarihini, Büyük Birlik Partisi'nin tanımını da kısacık yap diyorsun. Tabii, bu da herhalde gazeteciliğin bir şeyi değil evet, mi? Evet. Yani cilvesi çünkü konularımız çok maalesef biliyorsunuz ama bir partinize yönelik bir algı operasyonu biz var. Biz 23 yıllık dezenformasyon tamam, var. Bunu tamam, partinizi en iyi tarif edecek, en iyi tanımlayacak sizsiniz. O anlamda bu dezenformasyon ve bu manipülasyona yönelik nedir partinizin siyasi duruşu? Kaç yıllık siyasi Büyük hareketiniz? Büyük Birlik Partimiz, evet. Sivaslı kardeşlerimiz bunu çok yakından biliyor. Büyük Birlik Partimiz 23 yıllık bir siyasi partidir. 1993 Ocak ayında kurulmuştur. Tertemiz mazisi, pırıl pırıl kadroları ve milletin tüm problemlerini çözecek projeleriyle iktidara hazırdır ve şu ana kadar denenmeyen tek siyasi partidir. Büyük Birlik Partisi'ni nasıl özetleyeceksiniz dediniz ya, ben size tek cümleyle özetleyeyim. Büyük Birlik Partisi, doğru söyleyen, doğru yapan, doğrunun yanında ve yanlışın karşısında duran, içeriden ve dışarıdan hiçbir güçten bugüne kadar icazet almayan, arkasını oraya yaslamayan tek siyasi harekettir Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi gücünü milletinden alır ve Allah'tan başkasına da hesap vermeyeceğim diyen insanların içinde bulunduğu bir dava hareketidir Büyük Birlik Partisi. Sadece ülkesine ve milletine hizmeti düşünür. Şahsi çıkarını, parti çıkarını hiçbir dönemde ülkesinin ve milletinin çıkarı önüne koymamıştır. Dün de koymamıştır, bugün de koymamaktadır, yarın da koymayacaktır. Evet. Tabii 1 Kasım seçimlerine bir hafta kaldı. Büyük Birlik Partisi olarak da çok yoğun, özellikle Sayın Genel Başkan sizin programlarınız var. Yarın da Allah izin verirse partinizi Sivas'ta Kent Meydanı'nda saat 14'de Sivaslılara hitap edeceğiniz bir mitinginiz var. Tabii muhalefet partilerini özellikle iktidar eleştiriyor. İşte iktidara hazır değiller. Bizim dışımızda hiçbir siyasi parti bu ülkeyi yönetecek kadroya ve bilgi birikime sahip değiller diyorlar. Bu anlamda Büyük Birlik Partisi'nin özellikle seçim beyannamesinde ve özellikle vatandaşa yönelik ekonomik vaatlerinden bahsetmenizi rica ediyorum Sayın Genel Başkan. Öncelikle biz milletimize bir kere en önemli temel problemimiz ne şu anda? Güvenlik problemi. Yani sadece Güneydoğu'nun, Şırnak'ın, Cizre'nin güvensiz olmadığını, Ankara'nın, başkentin, göbeğinin de güvensiz olduğunu son patlamada gördük. Bir kere biz Büyük Birlik Partisi olarak milletimize güven içinde yaşayabilecekleri bir ülke vaat ediyoruz. Her anlamda güven. Yani terörün de olmadığı, patlamaların da yaşanmadığı, işçi ölümlerinin de olmadığı, trafik kazalarının da en asgari düzeye indirildiği, kadına şiddetin de olmadığı,
çocukların kaçırılıp tecavüz edildikten sonra öldürülmediği, yani her anlamda işte genetiği değiştirilmiş organizmalardan da arındırılmış, hormonlu yiyeceklerden de arındırılmış, yani sağlık güvenliği de her türlü güvenliğini Sayın Genel Başkan, bir kere isterseniz milletimize vaat ediyoruz. Bir daha kesmemek adına. Ve bunu tek sağlayacak parti de Allah'ın izniyle Büyük Birlik Partisi. Tekrar başa alacağız. Kısa bir reklam. Tekrar baştan alıp tamamıyla bu konuyu işleyelim. Sevgili izleyicilerim, tamam. İzin istiyorum. Kısa bir reklam arası. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici, özellikle milletin beklentilerine cevap verecek seçim beyannamesinde önemli açıklamalarda bulunacak. Lütfen bizi takip edin. Sevgili izleyiciler, gündem özel programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımız, konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Sayın Genel Başkanım, reklam arasına giderken Büyük Birlik Partisi'nin seçim beyannamesinden, özellikle vatandaşlara yönelik ekonomik vaatlerinden bahsedecektik. Tabii o ara bir kısa bir değerlendirmeniz oldu ama yeniden sevgili izleyicilerimizin duyması açısından baştan, evet. Büyük Birlik Partisi 1 Kasım seçimlerinde iktidara geldiğinde vatandaşlarımıza neler vaat ediyor? Biz öncelikle tabii ülkemizin ve milletimizin problemlerini biliyoruz, meselelerini biliyoruz. Sadece problemleri ve meseleleri bilmiyoruz. Bunları bildiğimiz gibi çözüm yollarını da biliyoruz. Milletimiz bize yetki verdiğinde milletimiz temel problemleri başta olmak üzere ülkemizin bütün problemlerini en kısa bir sürede çözeceğimizi biz milletimize sadece vaat etmiyoruz. Bunun sözünü veriyoruz. Allah'ın izniyle çözeceğimizi söylüyoruz. Tabii burada ilk önce yapacağınız nedir diye sorarsanız, tabii ilk önce yapacağımız adaleti tesis etmektir. Çünkü eğer bir ülkede adalet yoksa, adalet deyince herkes sadece şunu anlayabilir vatandaşlarım. Yani mahkemelerin verdiği kararlar o değil. Gelir dağılımında da adaletsizlik var. Yani ülkenin gelirinin %53'ünü, yani şurada 100 lira para var. 53 lirasını bir kişi yiyor, geriye kalan 47 lirasını da 99 kişi. Yani Üstad Necip Fazıl'ın sözü ne hepimiz biliyoruz. Hani kuzulara şah olsa kurt yapmaz bu taksimi diyor. 9 kişiye 1 pul, 1 kişiye 9 pul. Aynen bu uygulama var şu anda Türkiye'de. Onun için biz önce adalet. Önce adalete güven tesis edeceğiz vatandaşlarımızın arasında. İkincisi, terörü sonlandıracağız. Çünkü terör bu milletin hem güvenliğinin belası hem ekonomik kaynaklarını, geleceğini tüketiyor, geleceğini yok ediyor. Üçüncüsü, elbette ki İşsizlik, istihdam. Maalesef bu iktidar işsizliği yok edeceğim diye geldi. Yoksulluğu yok edeceğim diye geldi. Yasaksız bir Türkiye vaat ediyorum diye geldi. Yolsuzlukları ortadan kaldıracağım diye geldi. Üçünde de çamura battı. Yani Türkiye, Cumhuriyet tarihinde hiç görmediği yolsuzluk dosyalarıyla karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet tarihinin 28 Şubatlar, 12 Eylüller, bunları yaşadık. Bizden önce muhtıraları görenler, 60 darbesini görenler, tek parti dönemini görenler, o dönemlerin uygulamalarının hatırlatan, hatta bazı yönleriyle onun da önüne geçen uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz şu anda. Bunu görüyoruz. Toplumumuzun tamamında, bir tamamına yakında, kayrekserisinde, büyük çoğunluğunda bir endişe var ülkenin geleceğiyle ilgili. Dolayısıyla da millet kendi geleceğiyle ilgili. Devlet borçlandırılmış, millet de gırtlağına kadar borçlanmış. Bizi izleyen vatandaşlarımız, seyircilerimiz ne kadar iyi anlıyorlar şu anda. Çünkü halkın %90'dan fazlası
borçlu Adem Bey. Evet. Ve toplumumuzun tüm kesimlerinin problemi var. Bakın buradan. Önce bütün bunları tabii ki yapmak için yeni sivil demokratik bir anayasa, demokratikleşme. Millet şimdi Sayın Başbakan çıkıyor, anayasa sözü veriyor. Ya sen tek başına iktidar olduğunu yapmadın 2002-2007. Referandumla yapma hakkı elde ettin 2007-2011, yapmadın. 2011'de %50 aldın, yine yapmadın. Bu millet sana nasıl güvenecek de anayasa için oy verecek? Millet iradesi ve demokrasiyi en çok vurgulayan parti. Millet bu iradeyi vermedi mi onlara? Verdi. Aynen HDP nasıl en çok barış demokrasi vurguluyor ama terör, şiddetten besleniyor. Bunlar da en çok demokrasi vurgusu yapıyor ama antidemokratik ne kadar uygulama varsa darbe yasasına sahip çıkıyor. Darbe anayasasına sahip çıkıyor. Yani tezat karşı karşıya. Onun için biz mutlaka yeni sivil demokratik bir anayasa yapacağız. Tabii bunun yanında siyasete ahlaka hakim kılacağız. Biraz önce söyledim, basın ahlak ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla basın özgürlüğünü teminat altına alacağız. Vatandaşımızın kanun teklifi, şu anda sadece mesela milletvekilleri, hatta grup olanlar kanun teklifi verebiliyor. Biz, vatandaşımız belli bir imzayla, diyelim 100 bin imzayla istedikleri bir konuda kanun teklifi verebilecekler. Vatandaşın önünü açıyoruz. Milletle meclisi buluşturacağız. Yerel yönetimleri vatandaş katılımıyla güçlendireceğiz. Kırsal kalkınmayı sonuna kadar destekleyeceğiz. Çünkü kırsalımız boşalıyor, göç şehirlere, özellikle de Orta Anadolu boşalıyor ve kalkınan Anadolu projemiz var bizim. Hiçbir partide yok. AKP hep İstanbul, onu da akamete uğratıyor, yapamıyor. Efendim ama Anadolu'yla ilgili, Orta Anadolu'yla ilgili vaadi olan bir parti yok. Büyük Birlik Partisi dışında. Kalkınan Anadolu projemiz 2011 yılında da bunu söyledik. Şimdi de yeniliyorum. Revize ederek tekrar bunu beyannamemize koyduk. Fırat'ın bir koluyla Kızılırmak'ı buluşturacağız. Ve bu aradaki 11 il Sivas'ta bunun içerisinde, Tokat'ı da, Çorum'u da, Çankırı'sı da, Ankara'sı da bunun içerisinde ve neticede Erzurum'u, Erzincan'ı da ve burada biz ne yapacağız? 11 milyon insanın yaşadığı bir bölge burası. 1 milyon 100 bin istihdam yapacağız. Yani Türkiye'de işsizliğin, devletin açıkladığı işsizliğin 1/3'ünü burada yok edeceğiz. Termik santraller kuracağız üzerine. Büyük göletler kuracağız. Bu arazilerin sulama problemini büyük oranda çözeceğiz. Türkiye'nin elektrik, enerji ihtiyacını karşılamasına katkı sağlayacağız. Tabii istihdamı artırarak bizim birinci önceliğimiz, biraz önce de söyledim, önceliklerimizden bir tanesi işsizliği yok etmek. Çünkü insanlarımız iş arıyor. Öbür taraftan işveren de işçi bulamıyor. Öyle bir çarpık bir düzen var ki, sistem var ki. Neden? Çünkü kalifiye eleman yok. Ara eleman yok. Ama düz lise mezunu yüz binlerce insan işsiz. Milyonlarca insan işsiz. Ama ara eleman arıyor fabrika. Çünkü 13 yıldır sen iktidardasın kardeşim. Bununla ilgili sen hangi adımları attın? Böyle kalıcı, sonuç getirici adımlar yok. Devletin verimli olmayan birimlerini daraltacağız ve kaynak israfını ortadan kaldıracağız. Çünkü en büyük problemlerimizden bir tanesi israf, deliklerden. Ne dedi Sayın Arınç? Eğer israf etmesek sizden vergi almamıza gerek kalmaz dedi. Yani israfın hangi boyutlarda olduğunu 13 yıllık AK Parti iktidarının genel başkanlık ve başbakanlık hariç her kademesinde görev yapmış Sayın Hukukçu Bülent Arınç'tan duyduk. Türk siyasetinin duayenlerinden bir tanesi. Bu sözü söyledim. Haksız vergiler, hukuksuz vergiler, adaletsiz vergiler, insanımızı ezen vergiler, özellikle de özel tüketim vergileri. Ya daha çiftçi tarlayı sürmemiş, ekmemiş, biçmemiş. Adam mazot almaya gidiyor. Mazotun fiyatının bir katı üzerinde özel tüketim vergisi var. KDV'si var. Dağıtım şirketlerinin payları var. Mazot normalde 1 küsür liraya çıkıyor rafineriden. Ama çiftçi 3-3,5 liraya alıyor. Özel tüketim vergisi. Allah Allah. Çiftçi neyin özel, ne, hangi özelde tüketiyor mazotu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz şimdi diyoruz ki 1 liradan vereceğiz mazotu. Çiftçimize. Üzerindeki ÖTV'yi de, KDV'yi de dağıtım şirketlerinin payını kaldıracağız kardeşim. Onu da biz sübvanse edeceğiz.
parti olarak, devlet olarak daha doğrusu, hükümet olarak. Diyor ki veremezsin. Niye veremeyeceğim? Sen al çiftçiden, onu sonra ver havuzcuya. Al çiftçiden, ver rantiyeciye. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Açık ve net. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Şimdi iktidar da bir seçim önce karşı çıkıyordu. Şimdi bizim dediğimiz yere yaklaştı, daha gelemedi. 1500 TL olacak ve üzerinden vergi yükü kaldırılacak. KOBİ'lere verilecek yatırım ve finans desteklerini artıracağız. Yerli yüksek hızlı tren demir yolu ağlarını yaygınlaştıracağız. Çünkü bunlar yetersiz. Bu hükümet buralarda da çok geç kaldı. Ne oldu Sivas hızlı tren? Ne oldu? Yani 2018 deniyor ama daha da evet. Tren gelmeden istasyon yeri tartışması hala devam ediyor Sayın Destek. Tren gelmeden tabii bu işler hep şeye siyasi ranta ve ekonomik ranta dayalı olduğu için bu tartışmalar hep sürer. Yani çünkü millet menfaati, ülke menfaati efendim buralar öncelenmiyor. Öncelenen başka şeyler. Siyasi rant, ekonomik rant bunlar önceleniyor. Onun için bu tartışmalar sürüyor. Ve törenler atılır, imzalar atılır ama dediğim gibi bu halbuki şu ana kadar çoktan bitmesi lazım. Sen 13 yıllık tek başına iktidarsın. Elektrikte kayıp kaçak bedelleri. Ya sen kaçak elektrik kullanıyorsun Adem Bey? Fatura bana geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun neresi adalet? Bunun neresi hak? Yani siz derken örnek olsun diye söylüyorum. Yoksa sizin o işi işlemeyeceğiniz yani kaçak elektrik kullanmayacağınızı biliyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Evet. Böyle bir haksız, adaletsiz uygulama olabilir mi? Şimdi kentsel dönüşüm çıkarttılar, ranta dönüştürdüler. Biz rantsal değil, gerçek kentsel dönüşüm yapacağız. Her yıl gelir düzeyinin en altındaki 100 bin kişiye bedava ev vereceğiz. Diyorlar ki veremezsiniz. Niye veremeyelim? Topu 4 milyar. Bütün hepsini devlet karşılasa. Ama bu söylemize bu 1 Kasım'da iktidar da geldi. Evet. Eleştiriyordu sizi. Eleştiriyordu. Haziran'da. Şimdi? Evet. Tam bizim kadar söyleyemiyor da yaklaştı. Yaklaştı. Net söyleyemiyor. Hepsini evet. Biz vereceğiz, bedava vereceğiz demiyor. Küçük taksitlerle vermeyi vaat ediyor. Desteklemeyi vaat ediyor. Biz bedava vereceğiz. 100 bin evi her yıl gelir düzeyinin en altındaki. 4 milyar hepsini devlet karşılasa. Ne 4 milyar? Bu iktidarın her yıl faize ödediği paranın yani 52 milyarın 12'de biri. Ona da gerek yok. Devlete niye karşılattırayım? Şimdi bunlar ne yapıyor? İmar değişiklikleri, efendim arazi, arsa üreterek yandaşı, müteahhiti besliyor. Biz öyle yapmayacağız. Gel müteahhit, yap bunu kardeşim. Yarısı senin, yarısı fakirin. Bu şekilde devlete de ek bir yük getirmeden her yıl 100 bin insanımıza, ailemize ev vereceğiz. Öğretmenlerimizin maaşlarını ve özlük haklarını iyileştireceğiz. Çünkü öğretmen memnun olmazsa, öğretmen iyi yetişmezse, öğretmenin şartlarını iyileştirmezsen ve değer vermezsen eğitimde sıfır çekmeye devam edersin. Bunu çok uzun konuşabilirim ama bugün hızlı geçiyorum vaktimizden dolayı. Atanamayan öğretmenlerle ilgili özellikle sizin şimdi atanamayan özel öğretmen. Bir çalışma ve gayretiniz olduğunu biliyorum Ankara'dan. Tabii ben de zaten öğretmen kökenli bir insanım. Dolayısıyla ben atanamayan öğretmenler de sürekli partinize gelip atanamayan öğretmenlerimizin hepsini biliyoruz. Dolayısıyla biz inşallah öğretmensiz okul bırakmayacağız ve öğretmen olarak yetiştirdiğimiz herkesi de kadroyla buluşturacağız. Ya yetiştirmezsin ya da atarsın. İnsanı yetiştirip ortada bırakmazsın. Devlet bunu yapmaz. Zorunlu öğretim kapsamındaki İlk orta ve lisedeki öğrencilere ücretsiz servis hizmeti ve bedava öğle yemeği vereceğiz. Anayasa ve yasalara aykırı olmamak kaydıyla her düzeyde ve alanda eğitim ve öğretim kurumlarının açılmasının önünü açacağız. Birileri imhatip okullarını kapatmak için meslek liselerini kapattılar. İşte şu anda onun için ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. Birileri de bir grubun dershanelerini okullarını kapatmak için eğitim sisteminin oynamadıkları yeri kalmadı. Kardeşim eğer haksız, hukuksuzluk yapan varsa yasalar onunla ilgili işler. Sen niye bütün bir eğitim sistemiyle oynuyorsun da fakirin, fukaranın, çocuğunun elinden fırsat eşitliğini alıyorsun? Bunu almaya kimsenin hakkı yok. Kur'an kursları ve hafızlık eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Mesela hafız olmak isteyen çocuk şu anda okula gidemiyor. Ara vermek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü onunla ilgili bu 8 yıllık
zorunlu eğitimi kaldırıp 4 artı 4 artı 4'e geçerken bununla ilgili bir düzenleme yapmadılar. Bunu bize söylüyor bu konuda hassas olanlar ama iktidara açık açık söyleyemiyorlar. Üniversitelerimizi özgürce bilgi üreten kurumlara dönüştüreceğiz. Vatandaşlarımızın eczanelerde borçlu olduklarını öğrendikleri katkı payı ödemelerini kaldıracağız. Adam eczaneye gidiyor, tam ilaç alacak diyorlar ki ver 20 lira. Niye? Senin katkı payı borcun var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Artık yani, ilacı geçtik muayene falan evet. Ücreti de alıyorlar. Yani dolayısıyla da bunları kaldıracağız. İşsizlerden, yoksullardan, öğrencilerden ve 18 yaşından küçük olanlardan genel sağlık sigortası primi almayacağız. Ve bütün vatandaş, hiçbir vatandaşımızı genel sağlık sigortası kapsamı dışında bırakmayacağız. Yani eğer vatandaşımız emek sandığına ya da SSK ya da efendim işte Bağkur'a sağlık hizmetlerine yararlanamıyorsa, sağlık sigortası yoksa mutlaka bunları sağlık sigortalı haline getireceğiz. Kamuda hizmet alımlarındaki taşeron işçiliğe son vereceğiz. Mevcut taşeron işçilerimizi kadroya alacağız. Bu konuda da en hassas parti biziz. Daha hiç kimse bunu ağzına almamışken sizler biliyorsunuz Eskişehir'de biz taşeron işçi kurultayı yaptık. Evet. Bundan 4 sene önce. Daha hiç kimse ağzına almamıştı. Evet. Ankara'daki taşeron işçilerimizin kurultayına katılan tek siyasi parti genel başkanı benim. Buradaki de Türkiye'nin her tarafındaki taşeron işçilerimizde ortada seçim de yoktu. Evet gerçekten. Seçim de yoktu. Yani çünkü biz burada taşeron işçiler size inşallah bu 1 Kasım'da hakkınızı vermesi gerekir. İnşallah. Yani vermezlerse şu olur. Aynı şartlarda yaşamaya mahkum olurlar. Özel güvenlikçilerin de bildiğim kadarıyla sesi olmuştunuz. Tabii rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımız zamanında başlatılan bir çalışmaydı. Daha sonra biz onu devam ettirdik ve şu anda da arkasında durmaya devam ediyoruz. Bizim durduğumuz kadar taşeron işçiler, özel güvenlikçiler, askeri ücretler kendi meselelerinin arkasında dursalar zaten bu meseleler çözülür. Bizim durduğumuz kadar. Büyük Birlik Partisi'ni takip etsinler yeter. Bunu söylüyorum. Bakın ne oldu özel güvenlikçiler? Şu anda sendikaları var. Şu anda sendikaları var. Yavaş yavaş hakları almaya çalışıyorlar. Bizim verdiğimiz o kanun teklifi, soru önergesi, bir kısmının yasalaşmasıyla bütün bunlar oldu. Bir takım ücret artışları, bütün bunlar oldu. Emeklilerimizin de banka promosyonundan yararlanmasını sağlayacağız. İşçi, memur ve emeklimize %50 zam yapacağız. Çünkü açlık sınırının altında yaşıyor çoğu. Onun üstündekiler de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En alttan maaş alanı daha da yükselterek kademeli olarak %50 zam yapacağız. Er ve erbaşlarımıza asgari ücret kadar maaş vereceğiz. Kesinlikle geride bıraktıkları eşleri ve çocukları mağdur olmayacak ya da askere gittiklerinde babaları onlara harçlık arama zorunda bulunmayacak. Vatandaşımızın en büyük problemlerinden bir tanesi bankalara olan borçları. Buradaki faizleri sıfırlayacağız. Bankalarla görüşerek bunu yapamazsınız diyor. Diyor ki nasıl yapacaksın? Hadi devlet bankasına yaptın, özel bankaya nasıl yapacaksın? Niye yapamayın? Bankalar zaten kendileri dönem dönem diyorlar ki çağırıyorlar. İşte kampanya başlatıyorlar. Şu 3 ay içinde borcunu ödersen 0 faiz alıyoruz ve taksitlendiriyoruz diye kendileri zaten dönem dönem bunu yapıyor. Ben devlet olarak çağıracağım. Diyeceğim ki ben hükümet olarak kardeşim böyle bir uygulamaya geçiyorum. Sen zaten kazandın kazanıyorsun. En çok kazanan sektör şu anda bankacılık sektörü. Ve dolayısıyla 0 faiz ve geriye kalan borcu da taksitlendirerek bankaların elinden vatandaşımızı kurtaracağız. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Adam o yasayla başlamış. Yani yasa diyor ki 25 yıl çalıştığında emekli olursun ya da kadınlarımıza 20 yıl. Ama birisi gelmiş yasayı değiştirmiş ve diyor ki sen 10 yıl daha çalışacaksın ya da işte emekliliği hak etsen bile bekleyeceksin. Mesela ben bekliyorum şu anda. Emekliliği hak etmişim. Prim falan ödemiyorum. Yaş bekliyorum şu anda. Sen genel başkan ben de bekliyorum. Evet. Ben dolayısıyla de hak ettim, ben bu problemi çözeceğiz. Kadınlarımız 25 yıl çalıştıktan sonra isterlerse 45 yaşında, erkeklerimiz 30 yıl çalıştıklarında ya da iş gücünü tamamladıklarında isterlerse 50 yaşında emekli olabilecek. Emeklilerimize, memurlarımıza, ikramiye alamayan kamu işçilerine, velhasıl devletten maaş alan herkese yılda iki bayramda iki ikramiyeleri anaların ak sütü gibi vereceğiz. Tabii evlilik ve aile kurumu bizim için çok önemli. Bunu teşvik edeceğiz. Ve bununla ilgili her türlü desteği sağlayacağız. Kız bulma dışında. Sayın Başbakan kız bulmaya kadar biliyorsun işi götürdü. Biz kız bulma işini
ya da eş bulma işini diyelim, kız erkek. Sayın Destici, eş bulma işini gençlerimizin kendilerine ve ailelerine TRT'de bırakıyoruz. TRT'de bir izdivaç program başlar mı bu anlamda sizce? Başbakanın bu sözünden sonra. Vallahi işte yorumu milletimiz yapsın diyorum. Evet. Herhalde ağzından kaçırdı orada heyecanla. Evet. Sonunu düşünmeden mitinglerde konuşuyor Sayın Başbakan. O da onlardan birisiydi. Engellilerimiz için istihdam imkanlarını artıracağız. Kamuda engelleri açık kontenjanları tekrar derhal doldurulmasını sağlayacağız. 65 yaş maaşına %100 zam yapacağız. Çünkü yaşlılar bize Allah'ın emaneti. Kadına yönelik şiddeti sebep ve sonuçları ele alıp kalıcı çözümler üreteceğiz. Ve en önemli Türkiye'nin şu anda, mesela bana desen ki, evet bu hükümet çok başarısız, bütün alanlarda saydık. Ama en başarısız olduğu alan neresidir Sayın Genel Başkanımız deseniz, ben size derim ki dış politika derim. Çünkü neden? Hiçbir dönemde dış politikada bu kadar itibarsız ve kaybeden bir Türkiye olmamıştı. Bakın Suriye'de Türkiye'nin, hükümetin, AKP'nin uyguladığı yanlış politikaların faturasını millet ödüyor. 7,5 milyar dolar olmuş bizim mültecilere harcadığımız para. Biz elbette zorda kalana yardım edelim diyoruz. Bunu söyleyince de Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı, efendim işte siz zorda kalanlara, yok kardeşim böyle bir şey. Niye bunu niye, bu sonuca niye getirdin sen bunu? Bu sonuca niye getirdin? Yani sen beceremeyeceğin, sonunu görmediğin bir işe, emperyalist küresel güçlerin projelerine niye alet oldun da benim milletimin 7,5 milyar dolarını emekli maaşlık sınırının altında yaşarken, taşeron işim açlık sınırı altında yaşarken, millet borç içindeyken 7,5 milyarı sen emperyalist küresel güçlerin oyununda mağdur olan mültecilerimize, mülteci kardeşlerimize harcıyorsun. Onlar ödesin faturayı. Merkel'in bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsun mültecilerle ilgili? Avrupa'ya gidenlerin de tekrar Türkiye'ye iadesi söz konusu. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Avrupa o kadar acımasızdır ki. Bunları kendini, son mülteci görüntülerinde yaşıyoruz Sayın Genel Başkan. O kadar acımasızdır ki yarın eğer Allah muhafaza etsin Avrupa kendi güvenliğini tehlikede görsün. Ekonomik şartları zorlasın. Orada ne kadar Türk Müslüman varsa bir gecede trene bindirir ve Türkiye'ye gönderir. Onun için Türkiye Avrupa'ya o kadar güvenmesin. Hükümet Avrupa'ya o kadar güvenmesin. Ben sadece bu kadarını söylüyorum. Ama şu anda şimdi diyorlar ya hani Avrupa bizim kadar büyüyemiyor falan. Bakın somut bir örnek vereyim. Burada Avrupa'dan herhangi bir ülkesinde mesela Almanya'da yaşayan işte diyelim ki bir memur veya öğretmen. Kameraya doğru Sayın Genel evet. Başkanım. Hangi kameraya arkadaşlar? Sayın Genel Başkanım şu kameraya. Oraya mı? Evet. Oraya. Bak. Adem Bey. Bir memur ya da öğretmen. Birisi Almanya'da, birisi Türkiye'de. Evet. Her ikisi de 2500 TL alıyor. Birisi Euro, birisi TL. Her ikisi de 2500 lira. İkisinin de maaşı 2500 lira. Birisi eti 8 liraya yiyor Alman. Türkiye'deki 30 liraya yiyor. Tam 5 katı. Almanya'daki kıymayı 4 liraya alıyor. Türkiye'deki 25 liraya ki 25 lira düşük rakam biliyorsun bunlar. Evet. Almanya'daki benzine 1,5 lira ödüyor. Türkiye'deki 4,5 lira ödüyor. Almanya'daki şekere 0,5 ödüyor. Türkiye'deki 3,5 lira ödüyor. Almanya'daki sıvı yağa 1,2 lira ödüyor. Türkiye'deki 4 lira ödüyor. Almanya'daki una 0,5 ödüyor, Türkiye'deki 1,5 ödüyor. Almanya'daki bilgisayara 300 ila 600 lira ödüyor, euro ödüyor. Türkiye'deki 1000-2000 lira ödüyor. Almanya'daki arabaya 1000 lira ödüyor, Türkiye'deki 15 bin lira ödüyor. En kötü, en düşük arabayı söylüyorum. Evet. İkisi de 2500 lira alıyor. Yani bak hayatın ne kadar Türkiye'de yaşayan, çalışan açısından Avrupa arasında ne kadar fark olduğunu burada görüyoruz. İkisi de aynı maaşı alıyor. Ama Sayın Destici, ama öyle bir aldatmaca, kandırmaca var ki sanki biz onları geçmişiz, uçmuşuz, büyümüşüz. Ama bir gecede bu ülkede biliyorsunuz milli gelirimiz bir anda 10 bin dolardan 20 dolara çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz onu? Şöyle, orada
2006'da 10 bin dolara da o hesaplamayla çıkmıştı. Evet. O tür bir işte kıvrak zeka hesaplamasıyla çıkmıştı. Bir de kişi şimdi başı de, herhalde değil mi? Sen tabii şimdi de 8 bin dolara düştü. 8 bin dolara düştüğü için bu düşmeyi topluma göstermeme ve 20 büyük ekonomi arasında çıkmama adına böyle bir hesaplama yoluna gittiler. Çünkü Türkiye 17. büyük ekonomimiz diyordu ya, onlar bitmişti yani. Türkiye maalesef şu son dövizdeki artışlarla küçüldü ve gelir dağılımındaki artış da 8 bin. Gerçek anlamda şu anda Türkiye'nin aslında gelir ne kadar biliyor musun? Yani Avrupa'daki gibi bir hesaplama yapsınlar, Türkiye'nin milli geliri, yani kişi başına milli geliri şu anda 8 bin doların üzerinde değil. Evet. Evet. Sayın Genel Başkanım, bu arada izleyicilerimizin sorunları var, soruları var. Bir izleyicimiz, Obama ve Putin görüşmesinden 8 saat sonra Rusya Suriye'yi vurmaya başladı. Amerika, Rusya ortak çıkarları söz konusu mu diye soruyor. Tamamen. Yani orada Rusya ile Amerika karşı karşıya değiller. Orada ortak bir projeyi yürütüyorlar. Ve o soruyu soran arkadaşımızın, kardeşimizin de dediği gibi tamamen Obama-Putin görüşmesinden sonra Rusya Suriye'ye füze fırlatmaya başlamış ve orada hava sahasını kullanmaya başlamış ve açıkça Esad'ın yanında olduğunu belirtmiştir. Maalesef Türkiye'yi yönetenler işte Türkiye'yi hangi durumla karşı karşıya bıraktıklarının yorumunu millete bırakıyor. Bir izleyicimize, çözüm süreci Muhsin Başkan sakinliğinde neden yapılmadı? Muhsin Yazıcıoğlu neden Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın dedi diye. Tabii Muhsin Başkan'ın sağlığında biliyorsun bu süreç başlatıldı. Açılım politikaları, önce barış kardeşlik projesi diye başladı, sonra açılım projesi oldu. Dolayısıyla da oradan başlayan süreç buraya kadar geldi. Ve rahmetli genel başkanımız da o günlerde bu sürecin, yani o gün adı açılım süreciydi ama bugün çözüm süreci, bu sürecin doğru olmadığını ve Türkiye'nin lehine olmadığını, Türkiye'yi bölünmeye götüreceğini söyledi. Niye seçilemez dedi? Çünkü şunu söyledi net olarak. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söyleyen birisi Türkiye'de Cumhurbaşkanı olamaz diyen Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Neden? İşte bugün bunu görüyoruz. İşte Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye'ye, Türk milletine, İslam coğrafyasına neye mal olduğunu görüyoruz. Kaç yüz binlerce, milyonlarca cana mal olduğunu, İslam ülkelerinin parçalandığını, yerle yeksan edildiğini görüyoruz. Onun için rahmetli Genel Başkan bunu söyledi. Genel Başkanımıza göre Büyük Birlik Partisi 1 Kasım seçimlerde yüzde kaç oy olur diye bir izleyicimiz sormuş. Hiçbir anket yaptırmadık, samimi olarak söylüyorum. Evet. Eğer yaptırmış olsaydık da elimizde bir sonuç olsaydı bunu söylerdim. Bu seçim diğer seçimler gibi de değil. Milletin ben sandıkta bir sürpriz yapacağını söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz 5. partiden bahsetti. Ve ona canlı yayında sorduklarında işte bir başka partinin içinden çıkma yerine meclis dışında bir partinin meclise girebileceğini söyledi. Ona yakın tek partide, en yakın partide biziz. İnşallah meclise giren 5. parti oluruz. Diğer partilerin bir izleyicimiz de Sivas'ın yüzüne bakacak yüzü yok. Ondan mı miting Sivas'ta yapmıyorlar diye bir soru sormuş. Bak bir güzel bir yorum. O kardeşimizi tebrik ediyorum. İki sonuç çıkarabilirsiniz buradan. Bir, kardeşimizin dediği gibi Sivas'ların yüzüne bakacak işte durumları yoktur. Çünkü Sivas'a verilen sözlerin hemen hemen tamamına yakını yerine getirilmemiştir. Sivas giderek küçülmektedir. 13 yıllık tek başına iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi. Allah aşkına Sivaslılara soruyorum. Ne verdi ne aldı? Eğer yatırım yaptıysa niye Sivas küçülüyor? Niye 6 milletvekili 5'e düştü? Yani bunun cevabını bir versinler. Niye insanlar Sivas'tan kaçıyor? Sivas'ın köylerinden, ilçelerinden niye kaçıyor? Madem Sivas'a yatırım yapıldıysa. İkincisi de Sivas'ı önemsemiyor. Çantada keklik görüyor olabilirler. Nasıl olsa oraya gitmemize gerek yoktur diye düşünmüşler. O da ses Sivas'a ve Sivaslı'ya bir hakarettir. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir ilimiz. Tabii geçtiğimiz günlerde 13 yıllık AK Parti iktidarında bir zaten bizde malum olduğu bir hastane açılışı gerçekleştirildi. Diğer hastaneler kapanma süreciyle sağlıkta da bir küçülme yönüne gittiği iddia ediliyor ve Sivaslılar bu birleştirilme ve dönüşüm adı altındaki hastanelere bayağı tepkililer. Bugün
hızlı treni değerlendiririz. Hızlı trenin hala akameti belli değil. Çünkü istasyon yeri tartışmaları devam ediyor. Hangi yılda Sivas'a kazandırılacağı hala ortaya net olarak İnşallah bize nasip olur Adem Bey. Evet. Peki. Tabii bu hastane meselesi de tabii iktidar bir önce söylediğim gibi hizmetin yanına mutlaka rantı koyduğu için bu şehir hastaneleri projesi de büyük rantlar içeren projelerdir. Dolayısıyla da burada da ben onların bazı arkadaşlardan ihalelerini, şartlarını, ihale yapılış şekillerini hepsini üzülerek dinliyorum. Ve burada da hep böyle yandaşı kayırma, kollama işleri var. Dolayısıyla da istedikleri alamadığı zaman iptaller olduğu anlatılıyor, söyleniyor. Ve burada da dediğiniz gibi yani sağlık hizmetlerinde bir dönem İktidar Partisi'nin başarı yakaladığı konuşuldu, söylendi. Ama şu anda o da ters yüz olmuş vaziyette. Özellikle acillerimizin durumu hiç de iç açıcı değil. Ve ben hep şunu sormuşumdur, cevabını alamadığım sorulardan bir tanesi de budur. Ya bu ülkede hastane yapmak bu kadar mı zor? İçine doktor koymak, cerrah koymak bu kadar mı zor? Niye yeterli kadar benim ülkemde hastane yok? Niye yeterli kadar benim ülkemde personeli yok bu hastanelerin? Niye benim ülkemde yeteri kadar okul yok? Niye benim ülkemde okullar eşit eğitim vermiyor? Ankara'nın göbeğinde bile herkes iyi okul arıyor. Ne demek ya iyi okul? İyi okul ne demek ya? Herkes iyi okul, iyi öğretmen arıyor çocuğunu kaydettirirken. Yani ya öğretmenlerin hepsinin iyi, okulların hepsinin iyi olması gerekmiyor mu? Bunu sağlamayan kim? Evet. Sayın Destici, seçimler az bir süre kalmasına, yasaklar girene kadar başta Sivas'ta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında mevcut iktidar bir dizi açılış ve temel atma törenleri yapıyor. Evet. Siz bu açılış ve temel atma törenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar tamamen oy avcılığı, milletin gözünü boyamak. Hatta açılan yerler tekrar açılıyor. İşte biz bunun örneklerini gördük. Denizli'de en son rahmetli şehit liderimizin adını vermişler. Cumhurbaşkanı gitmiş açmış ya, başkası da değil. Evet. Ondan sonra iki bakan gidiyor orada. Yani hiç milletin gözünün içine baka baka sanki yeni açılıyormuş gibi. 5 yıl önce açılmış bulvarı bir daha açıyor. Ya 5 yıl önce açılmış bulvarı neden? Seçime 10-15 gün kala rant, siyasi rant elde etmeye çalışıyor ama bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu söylüyorum. Efendim programımızın sonuna yaklaştık. Evet. Şimdi tabii 1 Kasım seçimlerine doğru giderken partinizin iki ana teması var, sloganı var. Haysiyet seçimi, safını belirle. Evet. Tabii buradan ben de başta Sivaslılar ve tüm Türkiye vatandaşlarımız adına soruyorum. Neden haysiyet seçimi? Neden safını Büyük Birlik Partisi'nde belirlesin? Neden Büyük Birlik Partisi'ne vatandaşlarımız, başta Sivaslılar ve tüm milletimiz oyunu versin? Tabii bir de iddiadır ki işte biz oyumuzu boşa gidecek, oyumuzu Büyük Birlik'e verirsek oyumuz zayi olacak gibi bazı muhalefet partileri ve vatandaşları da dillendiriliyor. Evet. Onlara da nasıl seslenmek istersiniz? Tabii teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük Birlik Partisi'ne verilen hiçbir oy, tek bir oy bile boşa gitmemiştir ve gitmez. Çünkü Büyük Birlik Partisi mecliste olsun, meclis dışında olsun aldığı oyun hep hakkını vermiştir. Oy asla heba ve ziyan etmemiştir. Bir oy seçimi değiştirecektir. Herkesin bir oyu var Adem Bey. Ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı çıktıktan sonra artık eğer Sivas'ımızda vatandaşımızın asla şöyle bir endişesi olmasın. Büyük Birlik Partisi'ne verdiği oylarla buradan milletvekili çıkaracak oy potansiyeline ulaştığında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını yapacaktır Doğan Ürgüp ve milletvekili olarak Sivas'ı temsilen meclise gelecektir. Ankara 2. bölgede bu benim için geçerlidir. Yani sadece bizim partimiz için de değil. Meclis dışında bütün olan diğer partiler. Tabii evet. Barajı aşamayan. Belki evet. de MHP aşamayacak bu seçim. Belki de HDP, belki de AKP, belki de CHP ne biliyoruz. Evet. Daha sandıklarda oy yok. Kimsenin oyu garanti değil. Milletin oyunu nasıl cebinde görüyorlar. Onun için kim barajın altında kalırsa ama herhangi bir seçim çevresinde milletvekili çıkaracak oyu alırsa Anayasa Mahkemesi'ne gider ve milletvekili olarak meclise gelir. Bu ülke bir hukuk devleti ise. Çünkü biz daha önce bu müracaatı yaptığımızda bize Anayasa Mahkemesi dedi ki henüz hak ihlali gerçekleştirmemiş. Sen git
Önce seçilecek oyu al, ondan sonra gel dedi. Onun için milletimiz bir kere bunu bilsin. Ha niye haysiyet seçimi hesabını belirle diyoruz? Neye karşı? Yani. Niye diğerlerine değil de milletimiz Büyük Birlik Partisi'ne verecek? Bakın biz bunu şöyle özetledik. Bu seçim diyoruz seçmenlerimize. Her gün ayaklar altında ezilmenin ya da baş tacı edilmenin seçimidir. O halde inandığınız gibi davranın ve haysiyetinizi seçin. Bu seçim sözde istikrar için seçmenin, senin inanmadığın partilere oy verip zenginin daha zengin, fakirin ise daha fakir olmasını değil, inancının gereğini yerine getirip haysiyetini koruyacağın seçimdir diyoruz. Tercih senin diyoruz seçmenimize. Bir tarafta hırsızlıklar, yolsuzluklar, haksızlık, diğer tarafta alın teri ve adalet anlayışı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşinde su taşıyan karınca misali, o ateşi söndürmek için Nemrut'un yaktığı, Hazreti İbrahim'i yakmak için yaktığı ateşe su taşıyan karınca gibi sende safını belirle. Bir tarafta bugüne kadar ülkemizi, milletimizi ve vatandaşımızı, insanımızı gelir dağılımındaki adaletsizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, teröre, dış politikada itibarsızlığa, ayrışmaya, kutuplaşmaya, ahlaki yozlaşmaya, darbe anayasasına, adaletsizliğe mahkum edenler, milletimizin yanında da tertemiz mazisi, pırıl pırıl kadroları ve ülkenin ve milletin tüm problemlerini çözecek projeleriyle Büyük Birlik Partisi var. Onun için ya terör, şiddet, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ya da bütün bunları çözecek kadrolara, tecrübeye, projelere sahip olan Büyük Birlik Partisi. Tercih milletimizin diyoruz. Evet. Biz milletimizin safını Büyük Birlik Partisi'nden yana belirlemesini bekliyoruz. İnşallah bütün problemlerini de çözmeyi Allah'ın izniyle vaat ediyoruz. Sayın Destici, 1 Kasım seçimlerinin belirleyici oylarının milliyetçi oylar olacağı evet. iddia ediliyor. Tabii 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerine doğru giderken de özellikle AK Parti'de bulunan o emanet merkez sağ oylarında da bir kayma olacağı. Bu böyle bakıldığı zaman %20'ye yakın bir kararsız oy gözüküyor. Bu oylar kime gidecek sizce? Büyük Birlik Partimize. Neden? İşte biraz önce anlattım bütün bunları. Çünkü şu anda denenmemiş tek siyasi parti Büyük Birlik Partisidir. Ve milletimizin gönlünde taht kurmuş Büyük Birlik Partisidir. Ve bütün yapılan anketlerde, çalışmalarda mevcut potansiyeli %10'a yakın ama maksimum potansiyeli %20'lere vuran biz 4. siyasi partisiyiz bu ülkenin. Maksimum potansiyel açısından. Evet. Ama iç şartlar, dış şartlar bu potansiyeli almamızı engelliyor. İnşallah bu seçimde bu potansiyelin alacağız. Önemli bir kısmını ve meclise taşınacağız ve oradan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Destici, son olarak bugün yarın gerçekleştireceğiniz bir program için Sivas'a geldiniz. Sevgili izleyicilerimize hem yarın gerçekleştireceğiniz programı hem de son mesajınızı alıp sizinle olan programımızı sonlandıralım istiyorum. Tabii bugün biz Sivas'a, yarın Sivas Kent Meydanı'nda Büyük Birlik Partimizin saat 13.30'da Büyük Sivas mitingini gerçekleştireceğiz. Sivas'ta bu seçim döneminde büyük miting, genel başkan katılımıyla miting yapan tek siyasi parti biziz. Şu ana kadar hiçbir parti yapmadı ve şu andan sonra da hiçbir partinin programında yok. Dolayısıyla da ben bu şunu da gösteriyor. Sivas'ı ciddiye alan, Sivas'a önem veren, Sivaslı'ya önem veren, Sivas'ı önceleyen Büyük Birlik Partisi. Dolayısıyla ben bütün Sivaslı kardeşlerimize, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiye geçmişte oy vermiş olursa olsun, yarın Kent Meydanı'ndaki mitingimize davet ediyorum. Gelsinler bizi dinlesinler. Tabii başta kendi partililerimize, milliyetçileri, maneviyatçıları ama ötesinde bütün Sivaslı kardeşlerimizi, demokratları, demokrasiye inananları gelsinler bizi dinlesinler. Yukarıdakilerin yaptığı bu ayrışmaya, kutuplaşmaya da bir cevap versinler. Beni de gelsinler dinlesinler. Yarın bir başka parti genel başkanı gelirse onu da gelsinler dinlesinler. Yani niye körü körüne belli partilere bağlanıyorlar? Bir dinlesinler bakalım. Mustafa Destici ne diyor?
Büyük Birlik Partisi ne diyor? Eğer bir yanlışımız varsa, bir hatamız varsa onu da gelsinler bize söylesinler. Biz her türlü eleştiriye açığız. Onun için ben bütün vatandaşlarımızı yarın inşallah Sivaslı kardeşlerimizi kent meydanında bizimle birlikte olmaya ve buradan bütün Türkiye'ye ve onun ötesinde dünyaya karşı haykırmaya, haksızlıklara, adaletsizliklere, bu düzendeki bozukluklara, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, teröre, şiddete, haksızlığa karşı ortak bir ses ve yürek olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızı, bizi izleyen kardeşlerimizi bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum ve hayırlı geceler diliyorum. Sayın Genel Başkanımız, bu seçim sürecindeki yoğun programınızdan bize de zaman ayırıp bize geldiğiniz için içten ve samimi açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de 4 Eylül TV ailesi olarak partinize ve size 1 Kasım seçimlerinde başarılar diliyoruz. Şeref verdiniz, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tabii ben de sizin televizyonunuzda Sivas'ımıza ve buradan bütün ülkemizdeki insanımıza hitap etme şansı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. 4 Eylül televizyonumuzun bu kadar kısa sürede çok yüksek bir başarı yakaladığını müşahede ediyoruz, duyuyoruz. Gerçekten hem tarafsız, basın ahlak ve ilkelerine sadık bir yayıncılık anlayışı ve hem de gerçekten Sivas'ı dünyaya tanıtıyorsunuz. Türkiye'ye tanıtmakla kalmıyorsunuz. Dünyanın ki bütün gündemi de Sivas'a taşıyorsunuz. Bu anlamda da çok başarılı bir yayıncılık, tarafsız ve adil bir yayıncılık yürütüyorsunuz. Ben hem size hem bütün kadroya hem şahsım hem camiam hem de milletimiz adına da teşekkür ediyoruz. Sivas'ımız adına da başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, gündem özel programının konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici idi. Sayın Destici, ülke gündemine ilişkin, Sivas gündemine ilişkin içten ve samimi açıklamalarda bulundular. İlerleyen saate kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.